cümleten selamun aleyküm. Geçen hafta neydi? Hakikat bağıntısının anlam ve anlamlılığı konuşuyorduk. Hakikat bağıntısında anlam, anlamlılık nedir, ne değildir vesaire. En basit anlamda maneviyat dediğimiz bizim bir yolumuz var. Hani bu tasavvuf alanında da, da geçer, irfan yolu adı altında da geçer ama temel isim olarak da kullandığımız bir kavram maneviyat yolu. Yani maneviyatımız ne vesaire. Baktığınız zaman yani Hristiyan maneviyatı, İslam maneviyatı, Yahudi maneviyatı anlamlılığını nerede buluyor bu? Anlamıyla ilgili bir şey aslında. Yani anlamın kendisini konuşurken totoloji yapmaktan da kaçamıyorsunuz. Yani çünkü anlam her şeyi bağlayan bir şey ki, her şeyde olan bir şey ki, anlam kavramını kullanmaya başladığın zaman yine onu gene kendisiyle anlamlı kılmak zorunda kalıyorsun. Bak bunu söylerken bile anlamı anlamla niteliyorsun. Her neyse biraz Kera. Yani maneviyatımız ne diye sorduğumuz zaman hangi anlam arayışı veya da hangi ilkelerden hareketle, hangi anlamlılıktan hikaretle bir gerçeklik dünya var? konuşuyoruz demektir. Ama geçen haftalar özellikle üzerinde durduğumuz konuşuydu. Evvela temel bir anlamlılığın olması lazım ki o temel anlamlıktan itibaren gerçekleşenler neyse o gerçekleşenlerin gerçekleşme anlamlılığını ifade ediyor olmamız gerekir. Burada kastetmek istediğim şey şu. Hani gerçeklik en temel anlamda gerçeklik anlam belirlenimidir. Yani anlamın kendisi gerçeklik belirlenimidir demek daha doğru olur. Bakın burayı kaçırdığınız zaman zaten bütün sohbetin akışında ne söyleniyor ne söylenmiyor bunların hepsini kaçırmış olursunuz. Yani anlamlılık dediğiniz şey gerçeklik belirlenimidir. Onun içindir ki her ne de bir gerçeklik belirlenimi vardır. Gerçekleşmeye dair de olsa, kendi olmaya dair de olsa hiç fark etmez. Orada bir anlamlılık belirlenimi vardır buradaki gerçeklik belirlemiyle anlamlılık belirlemiyle özdeşlikte kullanıyorum. Biz sadece dilde onu, gerçekliliği dilde anlamlılık olarak neyle karşılıyorsak öyle nitelemiş olarak bulmuş oluyoruz. Ama burada söylemek istediğim şey anlamlılığın kendisini, kendimiz niteliyoruz olmasında da değil. Bir şeyin kendinde gerçekliliği vardır. O gerçekliliği onun anlamlılığıdır. Yani düşünün şöyle, insansınız, insan olmanın anlamlılığı. Kedi, kedi olmanın anlamlı. Masa, masa olmanın anlamlı. Yani tümel belirlenimleri neyse, onu onu ne yapan şeyler neyse. O, onu o yapan şeyler, onun kendi mahiyeti olarak anlamlılığı ve gerçekliliğidir. Bakın üç tane kelimeyi aynı yan yana kullandım. Aslında üçü de aynı kelime hemen hemen. Yani içerik olarak birbirini karşılayan kelimeler. Mahiyet, gerçeklik, anlam. Yani bir şeyin kendinde ne olduğuna dair bir şeyin kendinde ne olduğuna dair varoluşunun belirlenimi neyse o onun gerçekliliğidir. O onun mahiyetidir. Var olmasının mahiyet belirlenimidir. İçeriğidir, mahiyet belirlenimidir. O onun anlamlılığıdır. Yani ben insansam insan tümelinin anlamlı ama sadece bu da değil. Yani en temelde bu anlamlılığı, tümel belirliğimle anlamlılığı mı, gerçekliliği mi, belirli kılan başka bir gerçekliliğim var mı? Nedir ki o? İnsan olmayı onun üzerine almış olabilirim belki de. Ha i̇şte o şahıs olmaktır. O özde nur olmaktır. Ve gerçeklilik en temelde nesnel ve öznel anlamda gerçekleşir demiştik. Bakın bu çok önemli. En temelde, en temelde. Aynılık düzeyinde gerçeklik nurda nesnel ve öznel anlamda gerçekleşir. Nicelik belirlenimi içererek de gerçekleşir. Hareket bağıntısında gerçekleşir. Yani bu alemde gördüğümüz hareket, iç alemde gerçekleşen hareketin bir sonucu olarak vardır. Onun içindir ki Ama burada da söylememiz üzerine, hareket üzerine özellikle söylenmesi gereken bir şey varsa, hareketin kendi doğası anlamlılığıyla ilgili söylemek gereken bir şey. Hareket her zaman bir varlığın hareketi olarak vardır arkadaşlar. Kendi varlığı asli değildir. Geçen hafta özellikle üzerinde durduğumuz iki kavram daha vardı. Neydi? Asliyet ve itibari olmak. Özellikle bu kavramlar eşliğinde de konuyu da açmaya çalışacağım bir daha. Ama özellikle söylemek istediğim şey, yani asliyet, yani bir şeyin temelinde gerçekliliği olup da kendinde gerçekliliği olup da başka bir şeyin de gerçekliliği olabilme olana olan şey. İtibari olan sonradan yüklem almış olan, öyle kabul edilmiş olan, varsayılan olan, değer içeriğiyle var olan, neyse artık o. Yani bu kavramlar bu şekilde birbirinden ayrıştırarak dikkatli şey dinlerseniz itibari derken neyi diyoruz? İtibari olan, farazi öyle de olabilir, varsaydığımız da olabilir. Fark etmez hangi düzeyde bir şeyi kabul görüyorsak o itibari olarak kabul gördünüz. Ama hani demek istediğim şey şuydu. Çift yönlü olarak düşünmelerde bir de baktığımız zaman bakın iki tane karşıtı alıp yeni bir karşıtla birleştirmek değil. Çift yönlü bağıntılılıkta. Mantık neden bağıntılılığın mantığıdır demiştik hatırlarsanız. Bilmek analitik bilmektir. Yani bir gerçeklik vardır. O gerçekliği kendimizde karşılamış olarak bilmeyi olanaklı kılıyoruz. Ama yorum biçimsel olan bilmekte. Efendime söyleyeyim gerçekliğin kendisini gerçekleştirdiğimiz veyahut da yeni bir oluşa taşıdığımız düzeylerde farklı farklı şekillerde bulabiliyoruz. Ha buna sentetik diyebilirsiniz. Ama onda dahi en zeminde analitik bir bilmenin sonucu olarak gerçekleşmesini görürsünüz. Ben yeniden anlamlığa döneyim bir bağlamda. Yani nedir ki ne? En temelde gerçek olan, kendinde anlamlı olan demektir bu. En temelde gerçek olandır ki ne? O gerçek olan kendisinin üzerine bir şeyler alıyor da anlamlı kılıyor kendini onlarla. Veyahut da görünüşe taşıyor farklı bir açıdan da bakarsanız. Bakın çift yönlü baktığınız zaman itibari dediğiniz şeyin veyahut da asli dediğiniz şeyin kendinde de itibari olduğu veyahut da aslini olanın da pardon itibari olanın kendinde asli veyahut da itibari olduğunu bağlamında farklı bağlamlarda taşıdığını görürsünüz. En basit itibariyle. Bir şeye itibari diyorsunuz ama o başka bir şeyin sebebi olma düzeyindeyse arabi neden de olsa onun asliyetini taşıdığı içindir ki ne yani gerçekliğini taşıdığı içindir ki ne, onda bir asliyet vardır. Veyahut da gerçekleşiyor oluyorsa yani gerçekleşme düzeyinde görünüş buluyorsa gene bir asliyet içeriyordur. Biz bunları kaçırdığımız zaman bir parça efendime söyleyeyim şu sadece asli veyahut da şu sadece itibari diye yorumlara gidersek doğrusal bir düşünce itibariyle. Bakın doğrusal bir düşünce itibariyle, kabulüyle. Bir de bakıyorsun ki ne? Hiç böyle gerçeği böyle çok yönlü olarak, gerçeği çok yönlünün haricinde çift yönlü olarak, çok anlamlı olarak bulamıyorsun. Arkadaşlar burada en temelde söylemek istediğim şey şu. Bir gerçeklik var ki ne? o temel gerçeklik neyse o temel gerçeklik, gerçeklik olarak, gerçeklik belirlerim olarak anlam içeren bir durumda vardır. Yani kendi olma durumu anlamlılık içeriyordur. İster biz buna nur diyelim, isterse şahıs diyelim. Nur süresindeki o nur ayetine gittiğimiz zaman en temel gerçeklik o. Allah kendini bu söylüyor. Elhamdülillah Rabbül Alemin derken üstü ortak gerçeklik söylenir. Rabbül Alemin ama nur ayetinde onun kendi niteliğine dair olan varlık durumu söylenir. İhlas süresinde onun ilk eser varlık durumu beyan edilir. Ama nur ayetine, niteliğine dair neyi taşıyıp neyi taşımadığını, ne olup ne olmadığına dair gerçekliliği ifade edilir. Orada teşbir bile veriliyor olsa onun gerçekliği anlaşılıyor diye verilir. Anlaşılıyor olması için verilir. Bir daha gideyim o ayete bir bağlamda ki buradan hareketle konuşacağım. Hangi noktada? Burada dikkat ederseniz nur ayetinde bir, Allah yerlerin ve göklerin nurudur der. Bak töstel, asli gerçekliliğidir der. Bununla da kalmaz. Ne yapar? O Allah'tır kire bak Allah, nur, nesnel yönünü söylemiş olur. İki, Allah olduğunu öznel yönünü söylemiş olur. Üç, onun nicel belinlerinin olduğunu söyle, inci tanesine benzer der. Benzetme yapar. Onun nicel belinlerinin içerdiğini beyan eder. Ama... Şuradan da iyi biliyoruz ki başka bir ayetle bu ayet okunuza her an yeni bir tavırdayım ayetiyle de baktığınız zaman kendinde zati hareketliliği içeren bir varlık görüyoruz. Yani şahıs olmak, nurun kendisinde varlık olmak, bak nurun kendisinde varlık olmak zati kendinde hareketi içeriyor olmakla ilgili. Yani kendinde hareketi nicel belirlenimli olduğu içindir ki hareket içeriyordur. En basiti bunu şöyle anlatmıştım size. Bakın bir şeyi konuşurken varlıkta ve varoluşta karşılığını göstermiyorsanız yani deneyimsel karşılıkları yoksa bu niye bu kadar önemli bir şeydir? Ustal olarak onun takibini yapamıyorsunuz. Farazi bir önermede bulunmuş olursunuz. İlla varlıkta ve varlıkta karşılığını göstereceksiniz ki ne takibi olsun. Bakın bu ne kadar önemli bir şeydir. Bunu hareketin kendisini özellikle vurgulayayım bir daha da ondan sonra unutmazsam eğer yine döneyim hareketin kendisi bir varlığın hareketi olarak gerçekleşir her zaman. Onun için varlığı nedir? Varlığı itibari değildir. Bakın asli değildir. İtibaridir. Ama hareketin kendisi gerçeklik olarak önümüzde duran bir gerçekliktir. Yani her şey hareket ediyor. Hareket ile var. Bu sebepten dolayı gerçekleşme potansiyeli itibariyle değil, gerçekleşen şey olduğu içindir ki ne? Bizzati gerçek ama nurun hareketi olarak vardır. Burada önemli olan şey şu, Nicel bilimin olan bir varlığın kendi doğasında hareket var iken, hareketin kendisi başka şeylerin, bakın bir fiilken bir kuvve, yaratımın kendisinde sebep olmaya başladığı zaman olur Yarattığı her şeyinde bir fiilken bir kuvve var edilişinden bahsederseniz o zaman hareket orada asliyet kazanıyor. Düşünün yani iş dünyanızda bir fiilken bir kuvve vücut kazanansınız. Devlet dediğiniz bir fiilken bir kuvve vücut kazanan bir şey. Bir fiken bir kuvvet ama hepsi nur zemininden hareket ile var. Şimdi nur zemininden hareket ile her şey varsa her şey doğası gereği bizzati hareketi içererek var. Ve nurun kendisinden hareket bizzati doğası olarak bulduğu bir şey olarak var. Onun için de asliyet içeriyor ama nurun hareketi olarak var. Yani hareket dediğiniz şey her zaman bir varlığın hareketi olarak vardır. Yani bu bağlamda baktığınız zaman zamanın kendisine yani hareket belirlenimi olarak zamanın görüngüsü olarak zamana da gittiğiniz zaman zamanın kendisi de hareket belirlenimi olarak bir varlığın zamanı olarak vardır. Yani kendi başına var olan bir şey değil. Bir varlığın zamanı olarak vardır. Burada kastetmek istediğim şeyi iyice toparlayayım. Bir şeyin kendisini temelde neyse artık oradan hareket ile yürümez isek onu takip etme olanağı da bulamıyoruz. Buradan bir parçaya yeniden diğer şeye gidersem. Yani ussal olanın varlıkta ve varoluşta karşılığı olması gerekir. Deneyime açık olması gerekir. Deneyime açık olması gerekir ki ne takibini yapabilirim. Yani sadece bizde farazi bir önerme veya varsa varsaydığımız bir gerçeklik olmasın o. En basit örnekle bugün günümüzde bir kavram bu soru olarak da gelmişti. Onun için üzerinde de durmak lazım belki. Sonsuzun kendisini sonsuz olarak efendime söyleyeyim. Deneyimleyebilir miyiz? Sonsuzun kendisine sonsuzdur diyebilir miyiz? Sonsuz kavramı gerçekten itibari bir kavram mıdır? Asli bir kavram mıdır? Usal olarak bunu nereye koyarız? Sonsuzun üzerine hiç düşündünüz mü bu bağlamlarda bilmiyorum. Daha da farklı açılardan da düşünüyorum. Gerçekten sonsuz sonsuz mudur? Sonsuz diye bir şey var mıdır? Şimdi bunu söylememin sebebi ne? Yani bu hafta önümüze gelen bir şeydi. Bunu söylememin sebebi ne? Şimdi ampirik olarak baktığınız zaman, denencel olarak baktığınız zaman sonsuzun kendisi sonsuz olarak deneyimlenmeyecek bir şey. Çünkü sonsuz. Sınırları yok. Bu sebepten dolayı deneyimleyemeyeceğiniz bir şeydir. Onun sonsuz olduğuna dair bir şey söyleyemezsiniz. Çünkü önünüz açık bu bağlamda. Yani deneyimsel olarak sonsuzun kendisini deneyimleyemiyorsunuz. Sebep? Çünkü önü açık bilinmez bir şey ve bilinmez olarak önünüzde durduğu içindir ki ne? Yani çünkü deneyime açık, sonsuzluğu deneyimle açık değil. Bakın. Yani tikel bir varlığın sonsuzluğu deneyimlemesine imkan yok bu bağlamda. Ama ussal olarak birisi çıkıp da şöyle diyebilir. Zaten sonsuzun varlığında olduğun içindir ki ne sonsuzun kendisini bir belirlenimi olarak deneyimliyorsun onu. Diye söyleyebilir. Ama bu sonsuzun varlığını, sonsuz olduğun gerçeğini bize vermez. Usal bir çıkarım olarak, önerme olarak önümüzde durur. Peki sonsuzun varlığını ussal olarak nerede bulursunuz? Bakın bu bizatihi anlamlılığı nerede bulmamız? Bugünkü hafta aslında konuşmamız gereken bu. Geçen hafta anlamlılığı farklı farklı formasyonlarda hani itibari, asli vesaire çift yönlü düşünmek gerektiği noktasında vurgulamıştım. Ama bu hafta anlamlının kendisinin doğası itibariyle neyi taşıdı ve bizi nasıl bir dünyaya eğlediği anlamında konuşmak lazım. Ve anlamı gerçekten takip edebilir miyiz, edemeyiz miyiz ussal olarak? Ve bu sonsuz kavramı onun için çok önemli bir şey. Bakın mekan demedim, zaman demedim. Yani ben kant kantvari olarak zaman ve mekanı kendimiz çıkartıyor da demeyeceğim. Çünkü gerçekliği olan bir şeyin sende karşılı olarak karşılanması doğdu. Hani diye bazı insanlar gibi efendim işte bu aslında dışarıda mekan ve zamansal algıyı duysal olarak biz algılamıyoruz. Ussal olarak belirliyor ve niteliyor. Kendimizden onu nitelemiş olarak var ediyoruz anlamında konuşmayacağım. Bu kadar saçma bir yere de gitmeyeceğim. Sebep dışarıda olan bir hareketlilik de vardır ki o hareketlinin kendisiyle gerçekleşen her şey zamansallığı içeriyordur. Ki onu ben zaman kavramıyla karşılıyorumdur. Bu zaman kavramının altında süre, evre, efendime söyleyeyim ne diyeyim, vakit vesaire kavramlarla usal olarak karşılıyorum. Bu alemde sürece dair, evreye dair, süreye dair, vakit olmaya dair bir şeyler gerçekleşiyordur ki ne? Hepsini en üst bir kavramda zaman olarak karşılıyor. Abi işte bu senin söylediğim bütün kavramlar da aslında ussal olarak bir niteleme. Ama alemde buna dair gerçekleşmenin belirlenimleri var deneyimsel olarak. Salt us zaten bakın bizim kaçırdığımız şey şu. Salt ussal deneyim hiçbir zaman anlamı vermez size boş bakarsınız. Orada dahi, orada dahi bakın bir boş bakarsınız lafı bile çok fazla. Orada dahi, boş bakarken dahi, kendi olmanın anlamlığıyla bakıyorsunuzdur. Sadece dışarıdaki anlamlılığa açık değilsinizdir. Ne zamankine izlenimlerle, deneyimsel izlenimlerle katılıyorsunuz, anlamlılığa açık olmaya başlıyoruz. Şimdi bu hafta konuşacağımız konuların hepsi buydu ama ilk önce şu sonsuzluk meselesini tamamlayalım. Peki nerede anlarız sonsuz gerçekten sonsuzdur? Arkadaşlar eğer katmanlı varoluştan bahsediyorsanız, bu sonsuzun sonsuz olduğunun ussal belirleri midir? Bu nasıl bir mantıktır? Onu size söyleyeyim. Katmanlı gerçeklik, kendi içinde derinleşen bir varoluşu söyler. Çünkü kendi içinde derinleşen bir varoluş içerisinde katmanlı gerçeklikten bahsediyoruz. Birbirini içeren ve birbirini kapsayan gerçeklikler kendi varlığında kendi dışı olmayan sonsuz bir varlık hiçbir zaman yaratımda başladığı zaman veyahut da varoluş başladığı zaman farklı bir tabirle söyledi. Kendi dışına bir şey koyamaz. Eğer koyuyor ise kendi dışı var demektir. Sonsuz değil demektir. Bakın bunun altını bir daha çizerek söylüyorum. Her dedin ki ben bir yaratıcım. Yaratıcın kendisi olarak benim dışım var. Ve ben bir şeyleri yaratıyorum ve dışıma koyuyorum. O zaman ben sonsuz değilim zaten kendi dışıma koymuyorsa, kendi varlığından var ediyorsa, kendi varlığımda katmanlı bir şekilde var etmek zorunda kalıyorum. En basit de düşünce deneyiminde kendinize bakın. Kendilik dünyanızda sınırsızca bir derinliğiniz vardır arkadaşlar. Olumsuzlamasını yapamadığınız yerde sınırsızca derinliğiniz olan bir yerdesinizdir. En basit ya akşam dini oturun kendinize dönün. Bu sıradan bir şey değil ha. Kendinize bir dönün o içinizde özünüzde olanın hareket belirlenimli var olduğunu görmeniz için bakışı, yönelimi göreceksinizdir. Yani bakıyorsunuzdur. O bakış kendinde hareketin, bak bir tümel bakın siz varsınızdır, siz bakıyorsunuzdur, kendi olma durumunda bakıyorsunuz, tümel belirlenimli bir var oluşunuz var. Ama bir de bakıyorsunuz, bakıyorsunuz sadece. Demek ki kendinizde varoluşunuza dair bir hareketiniz var o kendinin de varoluşuna dair hareketi olan kendi üzerine dönerek baktığı zaman kendi içinde derinliği olan bir varlıktır. Kendiyle dolu olan bir varlık, kendiyle derin olan bir varlıktır ki kendinin dışında olmayan bir şey var. Çünkü kendini olumsuzlasa, olumsuzlama olana olsa zaten var olmayacak. Ama kendi içerisinde, kendi varlığında kendine yeniden refleksiyon göstererek dönen bir varlık, kendi içerisinde derinleşen varlıktı. En basitine kendinize yönelin dediğimde siz yine kendinize kendinize ayna kılmış olarak, anlık olarak, ayna kılmış olarak kendinize dönüyorsunuzdur. Peki kendinizde böyle bir varlık yaratıma başladığı zaman kendi dışına mı koyar? Hayal gücünüzü düşünün, kavramsal düşünceyi düşünün, neyi düşünürseniz düşünün, imgesel varoluşu düşünün içinizde. Neyi düşünürseniz düşünün. Hepsi sizde gerçekleşiyordur katmanlı bir varoluş içinde. Çünkü siz kendinizde yaratımı düşünmek demek bir de altını çiziyorum. Ustal anlamda sadece bilmek anlamını taşımıyor. Düşünmek, yaratma olana düşünme en temel kendini gerçekleştirme olanağıdır. Bir defa bunu en temelde anlamamız lazım. Kendi düşünce dünyanıza gittiğiniz zaman, kendiliğin alanına gittiğiniz zaman, düşünmeye başladığınız zaman kendilik alanı düşünce alanı olarak buluyorsunuz. Ve kendiniz neyi düşünürseniz düşünün kendi varlığınızda katmanlı olarak var ediyorsun. Bir, ona içkinsiniz. İki, onu kendinize dışsal kılıyorsunuz. Bak kendinizi bile düşündüğünüzde kendinize dışsal kılıyorsunuz. Ve kendinize dışsal kılarken kendinize aynalaşmakta buluyorsunuz. Ve katmanlı bir gerçeklik içerisinde düşünüyorsun. Yani sizin düşünceniz dahi katmanlı gerçekleşiyor. Bak kat kat gerçekleşmiyor. Katmanlı gerçekleşiyor. Bunu örnek vermemin sebebi şuydu. Sonsuzluktan gelmiştik hatırlarsanız. Arkadaşlar katmanlı var olur. Bizzati varlığın kendisinin sonsuz olduğunun işaretidir. Ussal anlamda. Evet. Ampirik de, anlamda deneyime açık değil. Sonsuzluğu deneyimleyemezsiniz. Ampirik anlamda. Ama hangi ampirik? Duysal ampirik anlamda deneyimleyemezsiniz. Bunun altını çizeyim. Yani hangi düzeyde ampirik karşılamıyor bunu? Duysal anlamda ampirikte sonsuzluğu deneyimleyemezsiniz. Bunun birçok engelleri var, bir bariyerleri var. Görme olan anı zaten sınırlı. Bunun haricinde ne? İstediğiniz kadar sonsuzda hareket edip, sonsuz sonsuz olduğu içindir ki ne? Deneyimleyemezsiniz. Bilmiyorsunuz nerede biter, nerede başlar. Onun için bugün bilim, yani bu uzayın sınırları nedir? Bakın evrenin demedim. Uzayın sınırları nedir? Diyemiyor. Neyin içinde varız? Diyemiyor. Bunun üzerinde net bir niteleme var mıdır? Ama uzaydayız. Sınırları var mıdır? Nereye kadardır? Bir şey denilebiliyor mu? Ampirik karşılığı yok çünkü. Yani deney konusu değil. Peki ussal anlamda katmanlı varoluşu biliyorsanız, kendi dışına koyamayan bir varlık, kendi varlığında derinleşmiş olarak var eden bir varlıktır ki ne? Bir ayet-i söyleyeyim size o bu bağlamda. Katmanlı varoluşa da örnek birçok ayet vardı. Onları da hatırlatmak kaydıyla. Hani nereye dönersen Allah'ın veçi oradadır. Ama ne diyor? Şah damarınızdan da yakınız. Sen atmadın Allah attı. Değil mi? İki güç konuşken üçüncüsü Allah'tır vesaire ayetlere. Veyahut da biz görücü duyucu kıldık. Bak hep görücü duyucuk. Biz görücü duyucu kıldık. Size verdiklerimizden. Bakın bu ayetleri tevhid gereği okursanız bakın görücü kıldık özsel. Size verdiklerimizden dışsa. Sizin kendi emeğiniz de olabilir, başka birinin ikramı da olabilir, miras da olabilir. Hiç fark etmez size verdiklerimizin fazlasından. Ama ben kazandım, miras, o bu, bizim verdiklerimizden. Bakın bu ne kadar önemli bir şey. Size verdiklerimizin fazlasından infak ediniz. Hemen buradan direkt ayete geçeyim. Katmanlı varoluşu anlamlı kılarken bu bağlamlarda. Yukarıda ve aşağıda yarattık. Bakın bir yukarısı bir aşağısı var değil mi? Kat gibi. Birbirini kapsayan gerçeklikte yukarıda ve aşağılığı kullanır orada. Ve hatta ayetel kürsüde beyin için söylediği şey Allah'ın kürsüsü alemleri, iç alemleri ve dış alemleri, yerleri ve gökleri. Kucaklamıştır ayeti. Yerleri, yeri ve gökleri. Kucaklamıştır ayeti. Hem çift yönlü büyümeye işaret ederken katmanlı gerçekliğe de işaret eder. Arkadaşlar bu niye bu kadar önemli? Ussal anlamda bakın ampirik olarak bir şeyin karşılığı yok demek ussal anlamda onun karşılığı olmayacak anlamına gelmiyor. Yeter ki onun nedenini, delilini bulun. Delilini bulduğunuz zaman o anlamları takip edersiniz. Hani sonsuz gerçekten sonsuz mudur? Nereden bileceğiz? Katmanlı varoluş varsa sonsuz gerçekten sonsuz kendi dışında olmadan, kendi dışına koymadan, kendi dışına çıkamadan var eden bir gerçeklikteyiz demektir. Ki katmanlı gerçeklik diye bir şey çıkıyor. Bakın kat kat gerçeklik demedim. Kat kat gerçeklik diye bir şey olsaydı o zaman kendi dışına çıkabilen veyahut da kendi dışına çıkmıyorsa dahi Gene sonsuz olduğunu fark edemeyeceğimiz bir varlık olacaktı kendi varlığında, kendi dışına çıkamadığı içindir ki, seslendim sesimi duyan olmadı baktım gördüğüm olmadığından da kinaya düşünebilirsiniz. Kendi varlığında, kendi dışına çıkamadığı içindir ki, yarattığı andan itibaren katmanlı var etmek zorunda olan bir varlıktan bahsediyoruz. Onun için bu katmanlı gerçek, öyle sıradan bir gerçeklik değildir. Katmanlı var olur. Bakın en ıskalanmış olan şeylerden bir şey. Suduru da anlayamadığımız tarafı burasıdır ki sudur hakikaten ilkel bir manada doğru tarafları olsa bile başlangıcın nerede olduğunu göstermiş olması anlamında önemlidir. Ama sürecinde o başlangıcı kat katlar gösterirken çok anlamsız bir tarafa doğru gider. Onun için Gazali'nin bize getirdiği o Kadir-i Muhtar görüşü, yani tam böyle nesnellik içermese dahi, nesnel gelen o sudurcu görüşe, bir öznelik katarken katmaz iken demeyeyim çünkü biz onu öyle algılıyor. Çünkü Gazali tarafına gittiğimiz zaman yokluktan var eden diye söyler. Ya biz zaten kendinden var etmiştir. Yokluktan değil. Orasını es geçersek kendinden var eden ama kendinden var ederken bakın kendinden var ederken katmanlı olarak var etmek zorunda kalan bir varlıktan bahsediyor Her ne var ediyorsa ona içkin, her ne var ediyorsa ona Dışsal olarak kalmak zorunda kalan bir varlık. Yani Allah'ın her nereye bakarsan veçi oradadır dediği veyahut da şah damarınızdan daha yakindir dediği veyahut da görücü kıldık duyucu kıldık dediği veyahut da sen atmadın Allah dediği yerlerden baktığınız zaman bunlar tezat ayetler değil. Katmanlı varoluşun işaret edildiği ve çift yönünü düşünmek gerektiğini gösteren ayetlerdir ki en basit anlamda ayrı değil, aynı da değil kavramı dahi ...o kavram öbeği dahi... ...size çift yönlü düşünmenizi işaret eder. Şimdi buradan gene sonsuza gideyim. Burada konuştuğum şey sonsuzun kendisi değil. Burada konuştuğum şey... ...size bir anlam geldiği zaman... ...bunun ampirik karşılıklarının olmaması demek... ...onun olmadığı anlamına gelmiyor. Evet, sen ampirik olarak sonsuzluğu... ...deneyimleyemeyebiliyorsun. Duysal anlamda. Ama bu... Usal anlamda onun karşılığının olmadığı delilleriyle beraber gösterilemeyeceği anlamına gelmiyor. Düzgün bir takip. Bakın, katmanlı varoluşu nereden biliyoruz? Katmanlı varoluşu deneyimsel anlamda biliyoruz aynı zamanda. Doğaya içkiniz. Ama doğaya dışsalız. Ve bunu bir parça biraz daha ile. Arkadaşlar, bizim düşüncemizin konusu bizatihi doğa değil, ara nedenler değil bizatihi Tanrı'dır. İnsanın düşünce referansı, düşünce kaynağı bizatihi doğa değil, bizatihi Tanrı'dır, bizatihi Allah'tır. Allah'tan referansla düşündüğünüz zaman Allah'a içkin, Allah'a dışsal bir varlığız. Allah da bizi kendine içkin kılmış ama bize de dışsal duran bir varlık. Katmanlı varoluşta bu kaçınılmaz bir şey. Karşılıklı var olmak kaçınılmaz bir şey. Bu karşılıklı varoluşta aynalaşmak da kaçınılmaz bir şey. Peki us bunun neresinde? Arkadaşlar katmanlı varoluşta yönelimsel bir varlık olduğu için değil ki. Yönelimine bağlı olarak neden belirlenimde? Us dediğiniz şey her zaman sibernetik ussal olarak ortaya çıkar. Ereğine bağlı nedenlerin belirli kılındığı. Erek neden bağıntısı içerisinde. Bak erek neden bağıntısı içerisinde uç gerçekleşir. Bu aleme düştüğümüz zaman sanki aynaya ters durmuş yazı gibi. Biz ne yaparız? Neden sonuç bağıntısında yürürüz? Deneyimlerimiz, tecrübelerimiz, izlenimlerimiz neden sonuç bağıntısında gider? Ama asıl olan şey ereğin nedeni belirli kıldığı bir varoluş içinde olmanızdır. Hikmet üzeri yarattık. Halife diye yaratacağım. Size verdiklerimizden dahi derken. Harcayın derken erek biçimsel bir varoluş Kur'an'da her zaman işaretledi. Neden sonuç bağıntısına göre değil ereğe göre nedenlerin belirli kılınmış olduğu bir dünya işaret edilir. Bir yaprak dahi onun ilmi dışında düşmez derken, oyun olsun diye yaratmadık derken, yani her şey bir oluş hikmet üzeri yarattık derken, halife yaratacağım derken, hep erek biçimsel bir varoluştan bahsedilir. Veyahut da yakin gelene kadar ibadet et derken hep erek biçimsel bir varoluş işaret edilir. Us dediğinizde katmanlı varoluş içerisinde sibernetik ussal olarak gerçekleşir. Ve bilmeye yönelik olduğu zaman da her ne ki kendinde var oluyor zaten Allah nicel belirlenimleriyle de kendi yarattığı için bir. Önünde bulduğu için iki. Katmanlı varoluşta önünde bulduğu için. Bakın bu önünde bulmak kavramı da onun için çok önemli. Çünkü katmanlı varoluşta yaratılan nesne her zaman önünde bulduğunuz nesnedir. yani düşünün kendi varlığınızda yaratırken dahi katmanlı olarak yarattığınız neyse hep önünüzde bulduğunuz şey değil midir? Hem ona içkinsinizdir ama hep ona dışsalsınızdır. Hem o yarattığınız şeyle aynı değilsinizdir. Ama sizden de ayrı gerçekleşmiyordur o. Bir kavramla siz aynı mısınız ya sizde gerçekleşiyor kavram. Ama kavram sizde gerçekleşiyor bak ayrı da değilsiniz. Peki hayalinizde bir şey var ettiniz farz edin. Bir insan, bir yaratık, bir canavar. Siz o musunuzdur? Değil. Onu niteledikleriniz, onu var ettiğiniz şey neyse artık ona öyle bakıyorsunuz. Aynı değilsiniz. Ama o sizin de var. ayrı da değiliz Yarattığınız nedir ki sizde? Hem siz değil hem de sizden ayrı değil. Peki siz midir o? Hiçbir zaman olmuyor. Ya düşünün, düşünün. Yaratımın doğası zaten bakın eskiden beri hep söylediğimiz bir şey. Yaratmak hep başka sıkılma ilkesi temeli üzeridir. Ki yaratmak açık olsun. Aynı zamanda bu başka sıkılmanın alemde görülüşü dahi sonsuzun sonsuz olduğunu bakın sonsuzun sonsuz olduğunun belirleri midir? Niye? Çünkü hep başka sıkılıyor. Hep başka sıkılıyor. Çünkü her yerde aynılığını koruyan bir varlık başka sıkılmış olarak var edecektir. Onun içindir ki ne? Siz dahi kendinizde neyi yaratıyorsanız hep başkası olarak bulacaksınızdır. Aile mi? Evlat mı? yarattığınız şeyler mi? Hayal ettiğiniz şeyleri düşün. ya, evhamlandığınız şeyleri düşünün. Korktuğunuz şeyleri düşünün. Heyecanlandığınız, umut ettiğiniz şeyleri düşünün. Teknik anlamda dile dair olan şeyleri düşünün. Arkadaşlar ne var yol olsa öznellikte. Hep ayrı değil, aynı da değil oluşun içinde vardır. Aynı şekilde her ne var oluyorsa Allah'ta ayrı değil, aynı değil oluşun içinde vardır nesnel bağıntılık ve öznel bağıntılık içerisinde gerçekleşir. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Kendinde ayrı değil, aynı da değil oluşu barındırmadan. Kendi nesnelliği ve öznelliği aynılık düzeyinde özdelişte yani nurun kendisi hem şahıs olma potansiyeli, şahıs olma potansiyeli demek bile hata, şahıs olma durumunda var. Hem de şahıs olma durumu itibariyle de nesnel olmayı da içeriyor. Nesnen olmayı içerdiği için kendiyle yaratma olanağı buluyor. Yani şah, sadece şahıs olan bir varlık değil Tanrı. Eğer sadece şahıs olan bir varlık olmuş olsaydı, yani nesnesini dışarıda bulmuş olacaktı. Yaratım nesnesini. Öyle bir olanak da yok, kendi dışı yok çünkü. Bakın burada söylediklerim ne kadar önemli. Sadece şahıs olan bir varlık, nesnesini dışarıda bulmuş olarak var etmek zorunda kalacaktı. Veyahut da şahıs olmasını nesne devamlı edecekti. Arkadaşlar nesnelliği içeren bir varlıktır. Ve nicel belirlimli bir varlıktır ki hareketi içeriyor. Hareketi içeriyor olmasından da nicel belirlimli olduğunu biliyoruz. Eğer şu alemde varlıkta hareket varsa, hareketin kaynağı nur ise, kendini hem nicel belirlimli hem hareketi içererek var olan bir varlıktan bahsediyoruz. Bu ne kadar önemli bir şey. Şimdi buradan neyi anlarsın? Onun içindir ki kendini yaratabiliyor. Onun içindir ki ne başka şeyler. Burada yaratıyor dediğim kendini yaratıyor. Şahıs olma düzeyinde değil. Çünkü onu özdeşlikle buluyor zaten. Yani nurun kendi doğası, hareket doğasındaki yek vücut bütünlüğünde kendi olmayı buluşu, bir şekilde kendi varlığını şahıs olma düzeyinde buluşuyla aynıdır. Ne ki yaratıyor, yarattıktan sonra ayrı değil, aynı da değil oluş zorunda kalınıyor. Çünkü katmanlı oluşta bu zorunlu olarak çıkan bir şey. Yani gerekli olarak bakın ahlaki gereklilik olarak çıkan bir şey değil bu. Hani ahlaki gerekli ben rahmeti kendime farz kıldım. Mümkün. Allah öyle rahmet kendine farz kılmış. İşlerse kılmayabilirdi yani. Ama kastettiğim o diğer şey. Yani katmanlı da hayır, katmanlı varoluşa dair şey. Varlığın kendi zorunlu doğası itibar. Burada varlık derken doğadaki varlıkları da kastetmiyorum. Hakiki varlık anlamında Tanrı'yı kastediyorum. Varlığın bizati kendi doğası gereği zorunlu olarak bulduğu bir şey. Yani yaratmaya başladığı andan itibaren. Yaratma neyse artık. Her neyi yaratıyorsa ayrı değil, aynı da değil oluş içinde buluyor her şeyi. Biz burayı kaçırdık. Onun için habibim diyebiliyor. Halilim diyebiliyor. Kelimim diyebiliyor. Ey nas diyebiliyor. Melekler diyebiliyor. Cinleri şöyle yarattım diyebiliyor. Ayın üzerine yemin edebiliyor. Çünkü yarattığı her şeyi gene kendi dünyasına katmış olarak buluyor. Kendi dışında bile koymuyor. Kendi varlık dünyasına. Eskiler onun için ona bir tabir olarak şu kavramı da kullandı. O, bahri ahadiyet. Bakın gönül için söyledikleri o bahri ahadiyettir. Ahadiyet deryasıdır. Gönül dedikleri şey. Diye bir tabir getirirlerdi. Yani kendi varlığında gerçekleşleri yeni kendi varlığında kalmış olarak ona bir dünya oluyorlar. Bir yaşam oluyorlar. Burayı da kaçırmamak lazım. Burada kastetmek istediğim şey şey Arkadaşlar eğer anlam varsa anlamın bir defa varlıkta ve varoluşta karşılığı vardır. İster bu ampirik olarak bunu deneyimlememiş olun, En basit de sonsuz kavramını almıştım. İstersen ampirik olarak karşılığı olmamış olsun. İlla ussal olarak onun bir karşılığı vardır ki onda kendine dair bir anlamlılık vardır. Yani sonsuzun kendisini tecrübe edemiyoruz o sonsuz kavramına gerek yoktur diyemezsiniz. Tanrı'nın kendisini duyusal olarak görmüyorsanız. Bak duyusal. Çünkü duyular nesnelerine misliyete bakar. Duyusal olarak görmüyorsanız. Ussal olarak onu gerekçelerine bağlı olarak, delillerine bağlı olarak takip edip de görmeyeceğiniz anlamına gelmiyor bu. Bilmem anlatabildim mi? Hani bana Tanrı'yı göster. Arkadaş sen bu gözlerle onu göremezsin. Bu gözlerden kastın misliyete bakar. Alemdeki nicel belirlenimlere bakar. Görüngülere bakar. Gözüyle göremezsin. O zaman nasıl bir gözle görürsün? Hazreti Ali'nin ne güzel bir sözü vardır. İman dolu gözle görürsünüz diyor. Yani. Ben onu biraz daha basit indirgeyim. Yani nasıl görürsün? Ya bir öznellikten bahsediyor musun kardeş? Ediyorsun. Evet, iş dünyanın nura dair oluşunu biz göremiyoruz. Yani tösel anlamda. Ammenna. Ama onun kendisinde hareketi barındırarak var ettiğini biliyoruz. Eğer yaratımdan bahsediyorsak, yaratımın kendisi neyi içeriyor? Hareketi içeriyor. Ve her şey bir iken bir kuvve var oluyor. E bir fiilken bir kuvve var oluşun kendisinde bu hareketin bir sahibi var. Yani gerçekleştireni var alemde daim bir yaratım varsa, benim üzerimde daim bir yaratım varsa o zaman ben onu görebilirim. Neyle? Gerçekleştirdiklerine bağlı olarak. Bunu kendisi biraz daha basite indirgiyor. Dua edenin duasını icra. Kullarım benden sana sual ediyorlar. Ben onlara yakinim. Bakın burada önemli bir şey daha söylemiş bulunmuş oluyoruz. Vahiy bilgisi de önemli bu konuda. Yani sadece duyusal ve ussal, efendime söyleyeyim, ampirik bilme biçiminde değil, vahiy bilgisine de müracaat edip onu tahkik etmek gerekiyor. Ve bu bağlamda Cenab-ı Allah ne diyor? Dua edenin duasına icabet ederim. Bakın bu ne kadar önemli bir şey. Dua edenin duasına icabet ederim. Ben kullarıma yakinim. Evet, duanın kabulü onun yakin olduğunu göstergesidir. Peki, sizin yaptığınız duanın karşılığının verilmiş olması veyahut da yaptıklarınızın sonuçları olan bir dünyada var, oluş, var olmuş olmanız veyahut da rüyalarınızın karşılıklarını bu dünyada gerçekleştiğinde görüyor olmanız. Neyin işaretidir? Eyleminde bir şeyleri gerçekleşirken eyleminde kendine vücut veren bir varlığı görüyor olmanızdır. Mucib, icap eden. Duaya, bakın duanın karşılığını veren, icap eden. Değil mi? sonuçların, yaptığınız şeylerin sonuçlarının karşılığını veren, icap eden, rüyalarınızın gerçek olduğunu, evvela bir şeyin batında gerçek olduğunu, o gerçek olduğu şeye bağlı olarak anlamlılık taşıdığını, bunun bir şekilde bu alemde de tezahürlerinin, yani gerçekleşmelerinin olduğunu, tahakkuk ettiğini eski dille söylersek, gerçekleşmelerinin olduğunu gerçeğine tanık oluyorsanız, ha, bir dille bana konuşan bir Rab var. imgenin dilini kullanan bir Rab var. Şimdi görmek nasıl bir şey olur? fiilinde gerçekleştikler üzerine. Ya arkadaşlar dindarız değil mi? Elhamdülillah. Ayet demek ne demektir ya? Ayet delili olan demektir. Yani akli anlamda hakiki olan neyse, bir üst gerçeklik olarak neyse onu işaret eden gösteren şeydir. Yani düşünün ben Tolga'nın neyle tanırım? Tolga'yı neyle bilirim? Bedeniyle mi bilirim yoksa bana eylemlerinde kendini gösterme bilirim. Tolga bedenin de benim tanıdığım bir şey değil sadece tümel olarak insan olarak karşımda duruyor. Tanrı dediğin tümel bir varlık olarak. Ha karşınızda duruyor durmuyor onun bilgisini daha yoksa neyle tanırsınız? Bir özneyi, öznel belirlenimleri neyse onunla tanırsınız. Dua edenin duasına icabet ederken dahi, rüyaların dilinde size konuşurken dahi. Yaptığınızın sonuçlarıyla sizi yüzleştirirken dahi öznel olarak ilkeselliği de koruyan bir varlığı, bakın öznel olarak ilkeselliği de koruyan bir varlığın eyleminde size göründüğünü görürsünüz. En basit anlamda geçen hafta söylediğimiz Hazreti İsa'nın o çift yönlü bakışı. Bir ayettir ki ama bize aynı zamanda özneyi nasıl tanımamız gerektiğinin gerçekliğini de bize verir. Neyle söyler? Bakın bu öznellik meselesi o kadar önemli bir konu arkadaşlar. Özneyi nerede bulursunuz? Eylemlerinde bulursunuz arkadaşlar. Biçimler sadece öznenin kendisine yüklem aldığı, kendisinin bir belirlenim olarak görünüşe taşınmasının gereği olan nesnel bir ara nedendir. Evet anlamlılığı içerirler. İnsan olmanın anlamını içeriyor Tolga ama neyi gerçekleştiriyorsa gerçekleştiğine bağlı olarak Tolga'yı nitelersiniz. Hazreti İsa ne diyordu bu bağlamda? Ya Rabbi diyor. Benden sonra zanla düştüler. Bakın bu ne kadar önemli bir şey. Benden sonra zanla düştüler. Dilersen sen onlara azap edersin. Onlar senin kullarındır. Ama dilersen merhamet eder bağışlarsın. Sen aziz ve hakim olansın. Bak sen diyor harekette kendine vücut verensin. Bir fiilken bir kuvvet. Böyle vücut verirsen. Eğer böyle yaparsan böyle vücut bulmuş olursun. Böyle yaparsan böyle vücut bulmuş olursun. Buradaki yaratım nesi? zatını yaratmak değil arkadaşlar. Yüklemlerini yaratmaktır. Rahman, Rahim, Aziz, Kahar, Kahir, Aziz, Hakim. Hani onun tabiriyle söyle. İstersen sen onları diyor. Gazap edersen senilerin kullanılır. İstersen Kahar sıfatında gazap edersin. İstersen bağışlarsın. Aziz ve Hakim olan sensin. Avf esmanla bağışlarsın. Aziz ve Hakim olan sensin. Tanrı'yı nasıl tanıyacaksınız arkadaşlar? Tanrı olmuş bitmiş bir varlık mıdır? Yoksa her yarattığında, yarattığı şey olarak kendini vücuda bize getirir iken... Bakın bak bu söylediğim çok önemli bir şey. Vacibil vücut olarak ötelerde, mümkün varlık olarak ötelerde, mümkün değil, mucib varlık olarak ötelerde bir varlık iken, ötelerde bir varlık mıdır? Yoksa her yaratır iken, Hz. İsa'nın bize işaret ettiği gibi, biz o kendisini gerçekleşir de vücuda getirdiğinde kendisine tanık olmamız gereken midir? Hareketinde, vücuda getirdiğinde. Arkadaşlar devlet olan bir şeyi gösterebiliyor musunuz bana? Devlet bir bilken bir kuvve, insan eylemi, insan emeği sonucunda ortaya çıkan şeydir. Sanat bir bilken bir kuvve, insan emeği, insan nesnesinin, efendime söyleyeyim, kendisinin hem nesnesi hem öznesi olan insandır. Bak orada. Yani devleti ortaya çıkan kim? Bir fiil, insan. Kim yapıyor kendisi? Kendisini nesne kılıyor devlete. Ama öznesi kim? Gene insan. Yüklemler böyle bir şeydir arkadaşlar. Öznesi yükleme hem nesnesidir hem öznesidir. Rahman olmanın hem nesnesi kılıyor kendini. Rahman olmanın hem öznesidir. Özne olarak beliriyor. Aziz olmanın hem nesnesi hem öznesidir. Kendi varlığının ise hem nesnesi hem öznesidir sorulmuş bir soruya da hafta içi sorulmuş bir soruya da bir cevaptır bu aynı zamanda. Yani kendinde zatıyla anlamlı olan, neyi gerçekleştiriyorsa gerçekleştirdiklerine bağlı olarak da yüklem aldıklarıyla kendini de anlamlı kılıyor yeni yeni oluşlar içerisinde ki biraz önceki şeye bağlayayım. Hazreti İsa'nın bize orada işaret ettiği şey ne kadar anlamlı bir şeydir ki bize öte bir tanrıyı evvelde vacip bir vücut olanı öyle felsefi anlamda öyle ispat etmemiz gereken. ve da mümkün tarlık olarak irade et pardon kadir muhtar olan arada dilim sürçüyor bazen geçen hafta da dilim sürçmeler olmuş. Mesela neydi? Delalet ve küfrü beraber almışlığım var. Orada hidayeti beraber konuşmam gerekiyordu. Onun için de özür dilerim. Hidayet ve delalet bağlamında anlayın orayı. Oraya da oraya da söyle şey oraya da bir gönderme yapmış olayım. Onun için de sizden özür dilerim. Bazen konuşurken Hani emin olun ya vallahi diyorum önüme gelen şeyi itibariyle bir önceki şeyi unutuyorum. Yani aklımda 2-3 tane şey geçiyor. Önüme gelen şeylerden bir tanesini tercih ediyorum. Ondan sonra o diğerine yürürken diğer şeyler unutuyorum. Bağlamlarını bazen bağlam diyorum. Dilim sürüşmeler ve hatta bazı yanlış tabirler kullanmam o yüzden oluyor çoğu zaman. Buna da dikkat edin özür dilerim o yüzden. Her neyse velhasıl kelam Hz. İsa'nın bize orada gösterdiği çok önemli bir şey özne olmanın kendisiyle ilişkide nasıl bir varoluşta olduğumuzu işaret eder. öte bir tanrı olarak değil veyahut da efendime mesela vacibül vücut olarak zihinsel olarak önümüzde olan ussal olarak önümüzde olan bir varlık değil. Bakın bu söylediğim çok önemli. Veyahut da şeylerin eşarinin eşari çizgisinin bize önümüze getirdiği kadiri muhtar bir tanrı evet bir parça onu içeriyor ama Kastetmek istediğim o da değil. Yani düşünsel anlamda Kadir-i Muhtar her şeyin üzerinde. Evet onu içeriyor ama söylemek istediğim şey şu. Karşı karşı olduğumuz bir varlık. Her an yeni bir oluşla bize farklı veçelerden görünebilecek bir varlık. Siz de öyle değil misiniz birbirinize? Arkadaşlıklarınız? Hazreti İsa bize öyle bir gerçeklik vurguluyor ki ayette. Hazret Allah Azimşen onun dilinden. Bize öyle bir gerçeklik vurguluyor ki kendisiyle tanış olduğumuzda her an bize yeni bir tavırda yeni bir hani şen diyoruz ya yeni bir tavırda farklı farklı formasyonlarda biçimlerde vücuda gelmelerde ama bu tinsel vücuda anlamlılığa dair vücuda yüklem almaya dair vücuda gelmelerde görünebilecek bir varlıktan bahsediyor. Evet bugün selamet içindeyiz değil mi? Allah selametimizi arttırsın. Yarın kahar sıfatıyla eminliğimizi bozsa, Selametimiz kalır mı arkadaşlar? Farz edin 3. Dünya Savaşı çıktı. Kimde selamet kalır? Yani. Her zaman bakın var olmak her zaman neden bağıntıları içerisinde var olmaktır ki ne? Neden bağıntıları içerisinde bir nicel bilinlenimli olarak nesnelliği içerir. Ammenna. Onun üzerine bakın onun üzerine o nicel derinim üzerine görünüş bulan tümel derinli bir varoluşu da içerir. En basiti şöyle düşünün. İki tane hidrojen atomu, bir oksijen atomu kendinde olmayan nitelikleri taşıyan bir suyu var ediyor. Ona içkin ayrı değil ama aynı da değil oluşun katmanlığında varlar. Ama suyun kendisi tümel bir belirlenim olarak çıkıyor. Özünde nicel belirlenimle. Ama Öz niteliği itibariyle tümel bir bir varoluşu var. İnsan. Özünüze gidin ya. En basit anlamda kaç parçadan varsınız değil mi? Vesaire organlar şunlar bunlar. E katmanlı varoluştan bakın. Bir öznerliğiniz var. Öznerliğiniz nesnelliği içeriyor. Nesnelliğiniz öznerliğine haiz, içkin. Ve bu şekilde var olan bir varlık durumunda siz insan olarak bu alemde var oluyorsunuz. Arkadaşlar biraz önce söylediğim niye önemli bir şey? Bütün ilişkilerinizde aslında hep böylesiniz. Yani varoluşun kendisi Allah'tan itibaren hep böyle gerçekleşiyor. Bugün güvendiğiniz insan yarın ihanet eden insan olabiliyor size. Bugün evinize açtığınız insan sizi dolandırıp gitmiş insan bile olabiliyor. Bugün hiç güvenmediğiniz insan yarın kankanız olmuş bir insan olabiliyor. Neye bağlı olarak öznerliği belirli kılıyorsunuz? Bakın burada en temelde olan iki şey var. Birincisi şahıs kendinde zorunlu olan varlıktır. Kendi varlığın hem nesnesi hem öznesi olarak kendiyle var olduğunu bulmuş, var olmayı bulmuş zorunlu varlıktır. Ammenna. Ama yaratımdan bahsediyorsanız, yaratım bağıntısında anlamlılıktan bak kendiyle anlamlı, zorunlu kendiyle anlamlı olan varlık yaratmaya başladığı zaman yarattıklarıyla kendine yüklem aldıklarına kendine anlamlı kılan varlıktır ki o yarattığı her şey kendini mümkün kılışıdır. Zorunlu varlığı nerede kendini mümkün kıldığını bilmiyor isek sudurcuların, eşaricilerin veyahut da İspinoza'nın veyahut da efendime söyleyeyim şeyin neydi? Adını unuttum. Hegel'in veyahut da ki Muhittin Arabi'nin veyahut da Kant'ın ...nerelerde bir yayı ıskaladığını göremezsiniz. Öznelliğin ne anlam taşıdığını bu sefer fark edemezsiniz. Öznelliğin nerede deneyime konu olduğunu, nerede olmadığını bilemezsiniz. Evet, deneyime açık olan şeyin... ...kavramlaştırılması, tanınması ve görünmeye aşık... Ol ...bakın, aş görünmeye... Ka şey, ...görünmeye, efendime söyleyeyim... ...aşkar olmaya dair bir olanağı içerisinde bulduğumuzu söyleyebilirim ama biraz önce söylediğim çok farklı bir şey. Bu sadece geçmiş belirlenimli bir varlık değil. Gelecek belirlimli olarak önümüzde duran bir varlıkla nasıl karşı karşıya kalsın? Arkadaşlar karşımda dururken, es zamanlı olarak karşımda dururken hep gelecek belirli olarak bir ilişki odağı içerisindeyizdir. Biraz önce Hazreti İsa'ya dair söylediğim de, şimdi bu anlamda söylediğim de, bütün varlık alemdeki ilişkiye dair söylemek istediğim şey, zorunluluk zemininden hareketle, nesnel ve öznelliği kendinde bulunduran zorunluluk zemininden hareketle her ne var oluyorsa, yüklem alınmış bir gerçeklik olarak, anlamlılık olarak var oluyor ve yüklem almaya açık olarak var oluyor. Anlam öyle bir şeydir ki, yüklem almaya açık, yaratıma açık demektir ki, yüklem almaya açık olmak demek, yaratıma açık olmak demektir ki, Allah şahıs itibariyle kendinde zorunlu varlık iken, anlam dünyasını var ederken yüklemler almaya açık oluşuyla yaratıma da açık olan bir varlıktır ki şu ayeti söyler. Her an yeni bir tavırdayım. Her an yaratıma açık olma durumundayım. Arkadaşlar bu klasik felsefeyi de, klasik tanrı anlayışını da, klasik efendime söyleyeyim kelam anlayışını da kırılma çizgileridir. Eğer biz bunları anlamazsak bugün öznelliğe dair varoluşu hiçbir zaman anlayamayız. Tanrı'ya bağlı olarak nasıl bir varoluş içinde olduğumuzu anlayamayız. Kendinde zorunlu olan ama yaratımla beraber anlam almaya açık olan, anlam yüklenmeye açık olan demektir. Bakın başka kavramlarla destekleyerek anlatıyorum. Aslında hep aynı şeyi söylemiş oluyorum. Yüklem almaya açık olan demek, yaratıma açık olan varlık olarak kendini yaratırken görünüşe taşıyan, kendini var eden varlıktır. Bunu en basit anlamda şöyle söyleyeyim. Bugün evlisiniz veyahut da değilsiniz. Babasınız veyahut da değilsiniz. Annesiniz veyahut da değilsiniz. Ama anne olma potansiyelini kendinizde bulurken hem anne olmanın nesnesi Hem anne olmanın öznesi Anne veyahut da baba olmanın nesnesi ve öznesi siz iken onu olmaya açık bir varoluşunuz vardır. İster olursunuz ister olmazsınız. Mümkün olmak buradadır. Evet varlık neden bağıntılarında varlık olarak var olmayı bulur? Ama her yüklem almaya açık olur ortaya çıkır. Hep yüklemlerinde var varoluştur. Mümkün varlık olarak varoluştur. Buradan eşariye gideriz. Yani illa şuna şöyle diyemezsin. Bu mümkündür. Evet bugün güneş açıyor. Yarın açmayacağı ne meçhul. Yani bugün Tanrı kendine yüklem almıştır. Mümin esmasıyla bize her gün güneşi veriyor. Her gün inekler süt veriyor. Her gün çimenler çıkıyor onlara da beslenme oluyor vesaire vesaire. Yani bir ekosistemin içerisinde. Hani birisi de geldi ekosistem dedi, Tanrı'dan uzaklaştırdı vesaire. Bir sistem kuruşun içerisinde mümin esmasıyla tezahür ediyor. Yarın olacağı ne meçhul. İçinizde kaygı niye var arkadaşlar? Ya şöyle bir düşünün. Kaygı öyle bir şeydir ki, içinizde bir karanlık doğurur. Bugün rahatsınız. Akşamleyin yastığı bu şekilde. Bakın bu söylediğim çizgide, Yastığı başınıza, pardon, başınızı yastığa koyun. Yarınınızdan emin misiniz? Mümkün bunlar. Sadece güveniyoruz ona. El Mümin güveniyoruz ona. Ne? Rahmeti kendine farz kılmış. Bak güveniyoruz. İman ediyoruz. Onun için iman sadece varlığından eminliği içermez gaybi düzende değil, şahadet düzeyinde de aynı kastediyorum. Yani duanıza icabet eden bir tanrıyı gördünüz. Ona ilmen yakin tanık olduğunuz, aynı yakin tanık olduğunuz, hakkel yakin sizi görücü, duyucu, kılıcı olduğunda tanık olduğunuz, nurunda tanık olduğunuz vesaire vesaire kastetmiyorum. Meleklerinde tanık olduğunuz, cinlerinde tanık olduğunuz, insanlık alemindeki tezahür, belirlerimi olan Esma-ül sıfatla ilahinde tanık olduğunuz, o sıfat ilahilerinin, Esma-ül İlahi her birinin biricik oluşunda tanık olduğunuz. Biriciktir arkadaşlar ya. Evet çoklukta tezahür eder ama hepsi özde biriciktir. Görme biriciktir, duyma biriciktir, bilmek biriciktir. Bilmek diye bir şey var arkadaşlar ya bilmek biriciktir, us biriciktir. Düşünmek biriciktir. Çünkü düşünce denilen şey biriciktir. Tektir. Kainatta eşi benzeri yoktur. Onun içindir ki biz nasıl düşünüyorsa, kainatta da düşünceye dair başka bir yerde bir şeyler varsa illa gene biricik olarak tezahür ediyordu Başka bir formasyonda olsun olmasın ne fark eder? Metafizi bilmeniz bunun için de önemli. Çünkü niye? Başka bir şeyler varsa onun ihtimalleri dahilinde böyle olması gerektiğinin anlayışıyla size baktırdır. Nedir bu? Demek istediğime getireyim. Kur'an'daki Tanrı bize şunu söyler. Yani Celle Celal Hazretleri bir, ben size sonuçlardan konuşuyorum. Yani kendimde yarattığım şeylerin temel bir ilke prensibi ile gerçekleşim var, var. Yani kendinde bir anlamlılığı var. Buna bağlı olarak ben size anlamlı bir dünyadan bahsediyorum. İlke içeren bir dünyadan bahsediyorum. İki. Ya bu sonuçlara göre yaşarsınız. Ya da sonuçlarına siz katlan. Yani yaptığınız, yaşadığınız şeyin sonuçları olan bir şeye göre ben size yerinden döneceğim. Hazreti İsa'nın o bize söyledi ayetinde dahi bu var. Ne içerir? Ya Rabbi benden sonra zanına düştüler. Yani ben biliyorum ki demektir o. Yaptığımız şeylerin sonuçları var sende. Yani benden sonra zanna düştüler demek. İstersen sen onlara böyle davranırsın, şöyle davranırsın demek. Yaptığımız şeylerin sende sonuçları var. Sen o sonuçlara göre bize geri dönüyorsun. Demektir. Buna kadar önemli bir şeydir. Ha, o zaman sonuçlarına katlanırsınız size. Yaptığınız şeylerle geri döneceğim. Hz. İsa'nın buna dair bir sözü daha vardı. Hatırlayanınız var mı? Hükmetinizle hükmü olunursunuz. Ne kadar güzeldir. Veyahut da Hz. Peygamber'in bir sözü vardır. Neydi? Bir bu tarih hepsi bizimdir. Kurbanlığı ne yaptınız diyor. Hepsini dağıttım bir bu tarih diyor. O zaman bir bu tarih hepsi bizimdir. Bak sonuçlardan konuşuyor. Sonuçlardan bakan bir tarih. Şey sonuçlardan bakan bir Cenab-ı Resul. Dilimi suçlu yerlerde özürler. Her neyse velhasıl keram. Bunu da söylüyor ve en önemlisi şey şu. Sonuçta kendisinden sonuç alınacak bir hakikatten bahsediyor. Biraz önce neyi bahsetmiştim hatırlıyor musunuz? Sonsuz kavramından konuşmuştuk. Ve usal olarak nerede onun gerçekliğini görebiliriz? Yani anlamlılığını, sonsuzun sonsuz olduğunun anlamlılığını nerede buluruz? Gerekçelendiririz, temellendiririz, delillendiririz. Bizi konuşmuştu. Değil mi? Arkadaşlar yoksa anlamı takip edemezsiniz deneyimsel anlamda. Ayet dediğiniz şey bir şekilde varlıkta ve varoluşta karşılığı olandır. Bir defa ayeti yukarıdan birisi vahiy indirmiş. İşte bunlara ayet demiş diye okuyamazsınız. Eğer o ayet demişse varlıkta ve varoluşta karşılığı vardır diye takibini etmeniz gerekir. Eğer takibini etmiyorsan siz kendi dininizi bilmiyorsunuz demektir. Vahiy ne içerik taşıdığını bilmiyorsunuz demektir. Vahiy demek bizzatı fısıltı mısıltı değil öz gerçekliğe ve anlamlığa dair ne gerçekleşiyorsa ve gerçekleşliğine bağlı olarak yüklem alınmış gerçeklikte gerçekleşiyor ve bu anlamlar kendinde sabit kılınmış olarak var oluyor ve var olmasına bağlı olarak da sadece gerçekleşmiyor. Bunlar gerçekliğe dair nelerse. O gerçekliklerin size betimlenmiş veyahut da kavramsal anlamda size ifade edilmiş biçimini taşıyor. E kardeş diyor, sen Allah'ın zatını mı bilmek istiyorsun? Kuluvallahu ehad onun alemle ilişkisinde ne durumda olduğunu mu bilmek istiyorsun? Rabbül alemin. Alemde gerçekleşme biçimlerini mi bilmek istiyorsun? Huvallelazillahillahü. Kendinde potansiyelinde ne olmak istediğini, pardon ne olduğunu mu bilmek istiyor? Allahu la ilillahü ve la Kendisinde ne olduğunu bilmek mi istiyorsun? Allah yerlerin ve göklerin nurudur. Ve bir aradakiler. Bakın soru biçiminize karşılık. Hepsinin bir karşılığı var. Rahmeti kendime farz kıldım. Bunu nereden göreceğiz? Yani Tanrı diye bir şey var. Tamam işte. Ondan ayrı değilsin, gayrı da değilsin. Bütün varoluş içinde rahmeti takip et. Nedir ki vicdanınızda rahmet bağlamında ağır gelir? Adalet, hakkaniyet ilkesi bağlamında ağır gelir. Veyahut da nedir ki hep korkularınız şuyunuz buyunuza baskın olarak hep hayata tutunmaya devam edersiniz? Nedir ki sizi hep hayata tutunurken geçmişe dair bütün travmalarınızı yeniden unutur, yeniden ayağa kalkar dönersiniz. Tarihsel anlamda hep hak galip gelir ve hak galibine bağlı olarak rahmet öncelik olarak hep bir iyileştirme, hep bir tekamül vardır insanlık tarihinde. Rahmet ister tarihsel oku, istersen bakın Hegel'in yöntem bakın yöntemsel tarafı yanlıştır. Başladığı zemin dahi yanlıştır. Ama söylediği bir gerçeklik var. Kavram tarihte gerçekleşir. Ha, ona göre us yani eski filozofların en büyük hatalarından bir tanesi bu şeyde de çok net görürüz. <laughs> İsmini görün. Muhittin Arabi'de de görürüz. Aynılaştırma. Bakın buna özellikle bu kavramı kullandım. Aynılaştırma baskın gelir. Yani usu tanrıyla aynılaştırma. Efendime söyleyip Şeyi varlığı tanrıyla aynılaştırma. Bu aynılaştırma mantığı Hegel'de de vardı. Yani us dediğin şey bir şekilde tarihin kendisinde tezahür eder. Tezahür edilmez, görünmez. En son görünecek zaten odursa. Zaten. Niye? Ondan önce us yok muydu? Her bir belirleniminde us farklı formasyonlarda kendini açık eder. Mesele o değil. Ama tarih ile us özdeşleştirilir. Us ile tanrı özdeşleştirilir. Ya us bir mi Bir fiil olmakla ilgili bir şeydir. Us bakın usun kendisi tanrı değil arkadaş ama us tanrı us sahibidir. Düşünmenin kendisi tanrı değil. Çünkü bir fiil gerçekleşiyor. Ama tanrı düşünendir. Bu şeyde de Descartes'in Kalgütos'unda da görebileceğiniz bir şey. Ne diyor? Düşünüyorsam öyle varsa varım. Ya düşünenim. Ben varım ki düşünebiliyorum. Kendimi gerçekleştirme olan ağ bulabiliyorum demektir bu. Düşünme kendini gerçekleştirme, yaratma olan ağıdır. Kendimi gerçekleştirebiliyorum. Arkadaşlar Tanrı'nın kendisini yaratma olan ağını kullandığınız andan itibaren ne kadar değişik bir kırılma çizgisi yaşadığımızı görebiliyor musunuz? Öznelliğe dair. Ben bir de buradan da oraya sıçrayım. Yani bu özdeşleştirmeyi bir yerde bitirmemiz gerekiyor. Yani aynılaştırmayı bir yerde bitirmemiz gerekiyor. Bu ayrı değil, aynı da değil oluşun. Nasıl gerçekleştirdiğine dair ve kavramları yeniden rafine olarak nasıl kullanmamız gerektiğine dair, gerçekliğine bağlı olarak nasıl kullanmamıza gerektiğine dair senelerden beri çalışıyoruz. Ya siz göz müsünüz arkadaşlar? Siz görme misiniz? Ama siz görensiniz. Görme sizin kendinize yükleme aldığınız bir şeydir. Siz duyma mısınız arkadaşlar? Duymayı kaldır. Sen halen duruyorsun orada. Görmeyi kaldır. Sen ödüyorsun. Yani olumsuzlaması yapılan her şey yükleme aldığınız şeydir. Siz değildir olumsuzlamasını yapamadığınız yerde siz, siz kendinizi kendi olmaklarınızda bulacaksınızdır ki sonradan o olumsuzlaması yapılabilecek şeylerin hepsinin aslında size dair olduğunu, size ait ama size dair kılınmış olarak gerçekleştiğini göreceksiniz. Çünkü ev özünde Tanrı'ya ait. Ama Tanrı'ya gittiğiniz zaman Tanrı dahi bunları yüklem alıyor kendine. Ussiz misinizdir? Bilmesiz misinizdir? Peki us'u olumsuzlayabilir misiniz? Olumsuzlayabilirsiniz arkadaşlar ya. Durdurun kendinizi ya. Gerçekleştirmeyi durdurun. Tık. Sadece siz varsınız. İçinizde özünüzde halen kendini gerçekleştirme vardır. Ama nesnelerine bağlı gerçekleştirmenin bittiği yerde us'u bitirmesinizdir. Demek ki yüklem alıyorsunuz. O zaman us siz misinizdir? Veyahut da us Tanrı'nın kendisi midir? Bir gerçekleşme belirimi yani gerçekleşme belirlemi ve yüklen almış şeyle kendi olma durumu, olumsuzlaması yapılamayacak olan durumu birbirine karıştırmamanız gerekiyor bu bağlamda. Bu bağlamdan başka bir yere gideyim. Bu yargısal anlamda nereye götürecek bizi oraya götüreyim. Yani anlam ve yargısallık bağlantısını da göreyim. Araya bir yer vardı. Orayı bağlayamadım. Gene şeye bağlayamadım diyorum. Unuttum. Oraya yeniden eğer aklıma gelirse döneceğim. Ama anlamlılık ve yargısallığa gidersek ya. Yani. Anlamın kendisi zaten yargıdır arkadaşlar. Bir şeyin kendi olmasına bakın şu şeyi hiçbir zaman unutmayın. Bir şeyin kendi gerçeklik belirlemiyle gerçekleştirmesine bağlı olarak yüklem almaya bağlı, yüklem almaya açık, yüklem almaya açık iken yaratıma açık olması demek her an yeni bir oluş içinde değişen bir varoluştasınız demektir. Bu öyle bir önemli bir şey ki Kaygı ile geleceğe bakmanızda sebep de bulur. Her şey sabitelerinde güvenebildiğiniz bir şekilde gerçekleşiyor olsaydı, o zaman çok böyle toz pembe yaşayabilirdiniz. Umum olmuyor. Özünüzdeki kaygı ve kaygıya bağlı olan karanlık, kaygıya bağlı olan bağlılık, pardon kaygı o bağlı olarak gerçekleşen boşluk, geleceğe dair boşluk, bilmezliğe dair boşluk, varlığın nasıl gerçekleştiğine bağlı olarak gerçekleşen bir boşluktur. Nasıl? Yarın çiçek açar mı? Bilmiyorum. Onun için eşarilerin bu mümkün teorisi çok önemli bir teori. Orayı bir tamamlayayım ondan sonra anlamlılığa geçeyim. Arkadaşlar her şey neden bağıntılığında vardır ve neden bağıntılığında var olan her şey mümkün varoluşta vardır. Mümkün kılınmış olmakta vardır. Bu yarın da öyle olacak, yarın da öyle olacak anlamını hiçbir zaman taşımıyor. Lakin her bir varlık neyle varsa yeniden yeni neden bağıntılıklarında varken mümkün kılınmış hani daha önce söylediğim gibi mümkün kılınmış durumda başka bir şeye evrilirse başka bir şey olur ise artık yeni bir neden bağıntılığında vardır. Yine neden bağıntılığında vardır. Onun için mantık neden bağıntılarının mantığıdır arkadaşlar. Yani bu formel mantığın yetersizliği üzerine konuştuğumuz için bugün konuşmayacağım. Mantık her zaman neden bağıntılığının mantığıdır. Neden bağlantılarına bağlı olarak mümkün kılınmışlığın mantığıdır. Her şey mümkün kılınmış olma düzeyinde vardır. Hiç düşündünüz mü? Böyle olmasaydım şöyle var olurdum. Şöyle olurdum. O zaman o neden bağlantılarında o şey olurdu. Sen sen olmazdın yani. Yani şimdiki bu haline kıyas ettiğin sen olmazdın. Bu olmazdı. Başka bir şey olur her şeyin neden bağlantılarında mümkün varlık olarak tezahür eder. Niye bu o kadar önemli bir konu? Varlıkta ve varoluşta neye tutunacaksınız öyleyse sorusunu getirecek bir konu. Kaygıyla beraber baktığınız zaman, belirsizlikler içerisinde özneye baktığınız zaman Hazreti İsa'nın dahi belirsizliğini görebilirsiniz. Bak bir ayette bugün sıkışık kaldık neredeyse. İyi ki de sıkıştık kaldık orada. Hazreti İsa'nın o sözüne bir daha döneceğiz. Ya Rabbi benden sonra zanna düştüler. Lakin diyor sen böyle davranırsan böylesin. Bak metafiziksel düşünceye bak. Böyle davranırsan böyle tavır doğrusan bu şekilde kendini vücuda getirsin. Yaratım olanağında varsın. Bu şekilde davranırsan bu şekilde kendini yaratma olanda bir vücuda getirişle görünüş bulacaksın. Ammenna. Yani neyi yüklem alırsan öyle kullarına görüneceksin veyahut da görünmeyeceksin helak edeceksin yani. Arkadaşlar bu nasıl bir belirsizliktir? Ama bak ilkelliği kaçırmıyor. Böyle yaparsan böyle görüneceksinin neden bağıntılarından bakıyor. Yani biraz önce söylediğimi hatırlayın. Yani kainatın öbür ucunda düşünen varlıklar varmış. Efendime söyleyeyim farklı biçimde düşünüyor. Farklı biçimde düşünmeler önemli. Düşünüyor çünkü düşünmenin biricikliği orada gerçekleşiyor. Ve düşünmenin yasalarını biliyorsanız nasıl gerçekleştiğini biliyorsanız. Sibernetik ussal olarak da orada usun nasıl gerçekleştiğini bilirsiniz. Nesnelerine bağlı olarak usun neden sonuç ilişkisinde nasıl gerçekleştiğini de bilirsiniz. Neden bağıntılarından nasıl bakıyorsa sibernetik ustal mı, diyalektik ustal mı, efendim sübkülatif ustal, sübkülatiften kastım aynalaşmaya dair ustal mı, gerçekleştiğine bağlı olarak orada hangi düzeylerde olduğunu görürsünüz. En basit anlamda ben de düşünüyorum, bir bilim adamı da düşünüyor. Aramızdaki fark değil. Aynı biçimde aynı ust kapılarında düşünmüyoruz. Ben sübkülatif düşünmeye de açık, diyalektik düşünmeye de açık, Nesnel olarak da efendime söyleyeyim. O formal mantık düzeyinde düşünmende ne olduğunu bilmeye açık. Bir bakışta bakarken o sadece formal mantık düzeyinde bakıyordur. Analitik düzeyde bakıyordur. Nesnelliğe odaklı olarak baktığı, sebep-sonuç ilişkilerinde bakmak zorunda olarak baktığı bir dünyaya bakıyor. Şimdi sadece o dünyadan bakacaksan. Sebep-sonuç ilişkisi, ve erek neden ilişkisi, Erek neden ilişkisi? Beni zaten istesen de istemez sibernetik buluyor. Erek neden ilişkisi? Beni zaten sübkülatif aynalaşmaya dair eğiliyor. Böylesi bir varoluş içinde hangi mantık veya da diyalektik oluş içinde hem hem de ya ya da ne o ne o? Hangi mantık düzeylerinde bakıyorsunuz arkadaşlar? Saçaklı mantık. Ya saçaklı mantık dediğinde neden bağıntılının mantığıdır? Diyalektik mantık dediğinde neden bağıntılının mantığıdır? Sükülatif mantık dediğinde neden bağıntılının mantığıdır? Hepsinin neden bağıntılığında yeni bir mantık kurmaktır. Neden bağıntılığın mantığıdır mantık? Onun için bilmek neden bağıntıları da bilmektir. Ve bilmek hep bağıntılılıkta bilmektir. Anlam hep bağıntılılıkta gerçekleşendir. Özne kendinde şahıs olarak, zorunlu varlık olarak kendinde kendi olandır arkadaşlar. Neyi eğiliyorsa, neyi gerçekleştiriyorsa kendine yüklem alırken, yüklem aldıklarına bağlı olarak yaratıma açık oluşta kendini anlamlı kılan varlıktır ki bu en temelde Rahman, en temelde Rahim, en temelde Kadir, en temelde Kahar, neyse sıfat-ı ilahilere, esma ilahilere kendini öyle kılarken bütün varlıkta da kendini öyle kılınışta bulunuyordur. Yani kaderimiz zorunlu olarak Tanrı'yı yaşamaktan dışında bir şey değil. Sen görmenin dışında bir şey mi yaşıyorsun? Duymanın dışında bir şey mi yaşıyorsun? Rahman, Rahim, anne olurken, baba olurken. Yani sizdeki bu potansiyeller Tanrı'na, kendine ait olan potansiyelleri ki, yüklem almaya dair gerçekleştirdiği potansiyeller ki, ona da tutunabileceğiniz yerlerde, bakın İsa'ya yeniden dönün orada. Ya Rabbi diyor, evet sen böyle yaparsan böylesin, bir belirsizlik içeriz. Ama öyle yaparsan öylesinin belirliliği var. Şimdi İsa İkisini aynı anda mı buldu? Hem belirsiz hem belirli bakıyor. Cık. Bir neden bağıntısında belirlilikte bakarken bir neden bağıntısında belirsizlikte bakıyor. Yine bakın <laughs> arkadaşlar anlamın doğasını bilmiyorsanız şunu söylemek için aptal olmanız lazım. Eğer anlamın doğasını biliyorsanız ve bilemeye devam ederek söylüyorsan, gerçekten aptalsınız demektir. Yani anlam kendinde yüklemsiz biriciktir kendidir. İki şeyi beraber taşımaz. İki tane karşıt kapıyı alıp da yeni bir kavramda anlamlı kılamazsınız. Eğer bunu söylüyorsanız bir anlamın doğasını bilmiyorsunuz. İki anlamın doğasını biliyorsan söylemeye devam ediyoruz aptalsınızdır. Emin olun ha. Anlamın doğasını bilmiyorsanız tamam söylediniz affedilirsen bilmiyor çünkü ne yapacağım? Ama bilerek söylemeye devam ediyoruz aptalsınız demektir ya. Daha bunun ilerisi yok yani. Ha, ısrar ediyorsanız ahmaksınız. Aptallığı da açtınız yani. Aptal yani anlamıyor demektir. Veyahut da inat ediyor demektir. Yani. Ama diğeri Hz. İsa'nın dediğine gelir. Hani diyor ya ahmaktan kaçıyorum. Ya Resul diyorlar nereye gidiyorsun? Ya filanca kişiden kaçıyorum. Niye? Ya onu gösterdim olmadı. Bunu söyledim olmadı. Şu kadar yaptım olmadı. Böyle oldu olmadı. E ne yapayım? Ahmaktan kaçıyorum diyor yani. Senin dini sana benimki bana demektir bu. Şimdi bu anlamın yargısallığıyla da ilgili bir konu oraya yeniden geleceğim. Burayı toparlayayım ama. Arkadaşlar mantık neden bağıntılığın mantığıdır? Ve anlam kendinde biricik iken, bağıntılıklarda gerçekleşirken. Siz her bakışınız bir bağıntılık içerisindeki oradaki anlamlılığa bakışınızdır. Bakın bunu kaçırmayın. Sizin her bakışınız neden bağıntılı içerisinde bir anlamlılıkta bakışınızdır? Ve bilmek her zaman neden bağıntılıklarında bilmektir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Eğer unutursanız ipin ucunu kaçırırsın. Yani. Bu niye bu kadar önemli? Kant'ı bir parça geride bırakmak için önemli. Hegel'e ya tamam doğru söylediğim birçok şey var ama bu kadar yanlış içinde bu doğrulan çıkması büyük bir mucize. Helal olsun diyesi geliyor sana. Ha, dur diyeceğiz. Veyahut da Gazali tamam burada doğrusunuz ama ya şu yaratımın kendisi nereden başlıyor? Ne yapıyorsunuz ya kardeş yani yokluktan diye bir yaratım mı var yani? Yani bu mümkün varlık teorisinin başlangıcı noktası itibariyle eşarla çok önemli bir yerde duruyor. Ayrı değil, aynı da değil oluşun çizgisini sadece tenzihte bile okumuş olsalar, o sünni kelam çizgisi ki Maturidi de katarak bunu söyleyeyim. Bir şekilde ama bu mümkün varlık teorisi gerçekten çok önemli bir teori. Bugünü tam karşılayan bir teori. Ve bütün ayetlerde karşılığı neredeyse var. Bakın bu ne kadar önemli bir şey. Her neyse madem bu kadar belirsizliğin içerisinde belirli olan şeyleri bulmamızda yön buluyoruz. Peki bu belirli olan şeylerin kendisinin doğru olduğunu nereden bileceğiz? Ayıkla pirincin taşını. Yani sen dedin ki şimdi anlamlılık ve yargı bağıntısına geçeyim bu bağlamda. Kardeşlerim anlam zaten yargısaldır. Yani ben bardağın bardak olmasına bakıyorsam yargısal bakıyorum. İstesen de isteme. Ve bütünün içerisinde değer yargısa bakın. her neye yargıda bakıyorsa hem özellikle gerçekleşirken ona eğlenirken hem de bütünün içerisinde ona ayrışırken değer biçimsel gerçekleşir demiştik. Bakın bu ne kadar önemli bir şeydir ki. Bunun haricinde değer biçimsellik nerede gerçekleşiyor bunu da çok iyi bilmeniz lazım. Buradaki ilk başta bilmeye dair anlam, bakın bilmeye dair anlam olanın ne olduğuna dair anlamının size taşınmasıdır. Yani bardağın bardak olmasının anlamının size taşınmasıdır. İnsanın insan olma anlamlarının size taşınmasıdır. Ama abi bunun bir de üst gerçekliliği var. Şimdi biz buna ide mi diyeceğiz? Abi o gerçeklik varsa anlamla karşı yok. O gerçeklik onun kendi anlamlılığı. Biz kelimeler, sözler, isimler, kavramlarla bunu karşılıyoruz. Dilde, dil bağıntılılığı içerisinde yüklem aldırtarak. Çünkü dilin on temsile dayarı, tasvire dayarı, efendime söyleyeyim anlam ve değer yüklemine dayarı, içerik ve biçim olarak görünüşüne dayalı. Efendime söyleyeyim daha ne söyleyeyim? Yani izafi ve indirgemeye dayalı yüklem almışlığa neyi? İradeyi bile, duyguları bile yüklem almışa da görünüşe taşımaya dayalı. Bir görünüşe taşıma, öznelliğe taşıma olan ağ var. Yani sadece bir niteleme değildir. Gerçek orada varsa gerçeği kavramlaştırarak görünüşe taşıma olan ağımız var. Zaten anlam gerçeklik belirlerini olarak orada hazırdır. Sadece siz onu görünüşe taşıyorsunuz. Yani bir mekan denilen bir şey vardır ki ne? Yani mekan kavramıyla onu görünüşe taşıyorsunuz. Abi deneyime dair ben bunu yapmıyorum. Deneyime dair yapmıyorsan ussal belirlerini olarak ona görünüşe taşıyorsun. Yani biz Tanrı'yı salt ussal olarak mı görünüşü buluyoruz? Tabii ki ussal, bakın salt ussal diyorum. Salt duysal olarak mı görünüşe buluyoruz? Bir kez hayır. Tanrı'nın kendisine o ayet belirlerim itibariyle. Ayeti ne burada ama? Hani vahiy olarak ayetini de demiyorum. Birebir ilişkimizde neyle buluyorsak onu, o bize onun görünüşünün delilini veriyor. Onu tanımamızın delilini veriyor. Bakın arkadaşlar bu ne kadar önemli bir şey. Yani ayet dediğinizi bu sefer farklı bir içerikte söylüyorum. Yani vahiy anlamındaki bize Kur'an anlamında gelenin ayeti bu sefer kastetmiyorum. Her ne ki Allah'la ilişkidesiniz. Özne özne olmalığın ilişkilerinde belirir dedik hatırlarsanız. O belişkilerde, belir, yani ilişkilerde her belirmesi size ayet olarak zaten geliyor. Usal bir tanımlama olarak artık orada nasıl göründüğüne dair bir şey söyleyebilirsiniz. İsa'nın da yaptığı bunun haricinde bir şey değildi. Şimdi İsa şunu mu dedi orada? Ya Rabbi sen azap edersen depremle azap edeceksin. isterse gök yarılacak öyle azap edeceksin. Efendime söyle yer yarılacak öyle azap edeceksin falan mı dedi? Bak nesneliğe aşkın bir bakış getiriyor bize orada eylem sahibi olarak nasıl vücuda getiriyorsan kendini o şekilde bize görüneceksin ve biz seni öyle tanıyacağız ve tanımlayacağız. Mesela bundan ibarettir. Yani korktuğunuz zaman Allah'ı nasıl tanımlarsınız arkadaşlar? Beni korkuttun. Sevindiğiniz zaman Rabbim sana şükürler olsun. Mutlu eden de sensin. Ve hatta esmalarla okuyun. Yani pek şefkatli, pek merhametliyken, aa babadan, anneden, kimden sardı? Er rahim Öğretmenden, el-muallim. Nasıl tanımlıyorsunuz? Neyle görünüş buluyorsa o şekilde tanımlıyorsunuz. Peki görünenlerin kendisi kendisi midir? Her birinde gerçekleşirken hangi sıfatla gerçekleşiyor? O veçeden size görünüyordu. Her nereye bakarsanız veçesiyle görürsünüz. Ama o usallığı yakalarsanız görürsünüz. Salt duyu onu vermiyor. Veyahut da duyusal bakış da vermiyor. Çünkü duyusal bakış bardağı veriyor. Üst gerçekliği vermiyor. Us veriyor o üst gerçekliği. En basiti sonsuzun sonsuz olmasını efendime söylüyorum. Ussal olarak nasıl tanıtlayabilirsiniz ya? Hani biraz önce sohbetin başında yaptığımız şey. Ampirik olarak baktığınız zaman, deneyciler gibi baktığınız zaman hayatta yapamayacağınız bir şeydir. Ampirik karşılığı yok çünkü. Sonsuzun sonsuz olduğuna dair kesinlik yok. Ama katmanlı varoluştan baktığınız zaman kesinliği ussal olarak bulabilirsiniz. Tanrı'nın varlığını da ussal olarak bu bağlamda bulabilirsiniz. Devam edeyim. Anlamın kendisi yargısaldır. Eyvallah. Bununla da kalmıyor. İnsan öznesinde iyi, doğru ve güzel potansiyellerine bağlı olarak nesnelerine bağlı güzellik ile duyusal ilişkide bulunurken, güzellik ideali tepedeyken diyeyim, sizi eğlerken, İsteseniz desem de değer yaksa bakın. Değer yargısal bir bakış içindesinizdir. Her güzele eğlenişiniz çocukluğunuzdan itibaren, gözünüzü açtığınızdan itibaren. Yüklem almaya başlıyorsunuz artık. Anlamı yüklem alıyorsunuz ama. Güzel olanın güzel olan anlamı. Ya dışarıda güzellik yok abi, güzelliği sen vuruyorsun. Abi güzellik ilkesi dışarıda var. Sen güzel bakıyorsun sadece. Yani güzel bakın, güzel ile güzellik bakışı iki ayrı farklı bir şey olarak görebilirsin. Birisi öznellikte, birisi nesne, birbirini karşılayan iki gerçeklik. Dışarıda güzel olmasın da eğlenin o zaman. Dışarıda güzellik yok. O zaman niye eğleniyorsun? Dışarıda olan güzellik, sendeki karşılığı neyse psikolojik. O ilkenin sende potansiyel olarak iradeye bürünmesi, gerçekleşmeye bürünmesinin sonucu olarak eğleniyorsun. Yani ondaki anlamlılık sende güzel olarak beyan. Beyan oldu diyorum, mesela açık oldu. Peki bu neyi getiriyor? Değer yargısal bakışı getiriyor. Bu sefer kendi için iyi, kendi için doğru bir bakışla bakmaya eğlenir olmaya başlıyor. Peki gerçekte kendi için iyi, kendi için doğru olan tek benci bakıştan ötekiyle varken kalabilir misiniz? Varoluş hep diğeriyle varoluştur. Neden bağıntılı içerisinde? Kalmanıza imkan yok. O zaman ötekiyle varoluşunda iyi ve doğru ve güzel, ortak iyi ve doğru güzele eğlenir olmak. Eğer iyi ve doğru güzel iradede çözülürse, güzel olmakta anlaşılmaz ise, sahiplenmede ve aidiyetlerde çatışkıya sebep verir verirse demek istediğim ne olur? Kavga ettiğiniz ve çatışkıya düştüğünüz bir dünyada bulursunuz kendini. Ve bugünkü dünya halen bu ilkel dünyadır. Tek bence dünya. Bakın o nefsi emare, o canavarını aşamadığı, tek bence olan tarafı da hep okşadığı yerdir. Daha farklı bir yere taşıyacağım bunu. Hani değer biçimsel olan bir dünyaya eğlenir oluyorsunuz. Anlam sizi değer biçimsel olarak yüklem almalara eğiliyor bir şekilde. Bu kaçınılmaz bir şey. Bunun haricinde yorum biçimsel olarak kendinize katıldığınız ve katıldığınız bir dünya oluyor bu sefer. <laughs> Anlam yargısaldır. Yargısal olmasıyla nesnesi neyse ona baktırtır. Tanrıysa Tanrı'ya. Ya düşünün ya gece Rabbimi rüyada gördünüz farz edelim. Böyle bir tecrübe yaşamış olun. Rabbimi veyahut da farz edin bütün gök kubbeden yarıldı da veyahut da yeryüzünde öyle bir görsellik açtı da, benim ben diye bağırdı bize. Biz de bakıyoruz öyle. Rabbül alemine. O benim ben diyene. Ya Musa korkma diyen bu bütün insanlığa hitap etmiş olsun. Şimdi bir tane akıllı çıkar. Niye etmiyor ki? Demek ki öyle bir tanrı yok. Lan oğlum her yerden o sözü var da sen onu duymuyorsun. <laughs> o da ayrı bir Ama demek istediğime getirin. Farz edin ki olsun. Arkadaşlar Tanrı'ya Tanrı olarak bakarken o anlamlılıkta orayı görmüş oluyorsunuz. O gerçekliğe bakıyorsunuz. Ya Musa korkma ben alemler Rabbim derken Musa'nın o alemlerin Rabbi'ye bakışında görmesi var. Yani kavram gösterir, isim gösterir görünüşe gelmesinin aracıdır. Onu yükleme almıştır çünkü. O değildir ama ayrı da değildir. Yüklem alınmış özdeşlikte o nesnesi ve öznesi kim ise onu gösterir. Benim ben diyor. Ya Musa korkma alemlerin Rabbi. Bak değer yargısal bir bakış mıdır? Başka şeylerle ayrıştırdığınızda, kıyasladığınızda değer yoksa. Ama nesnel anlamda bizzati kendisinin görünüşe gelişinin bakışıdır o. Yani ona bakıyorsunuzdur. Duyanızda gördünüz. Rabbim diyor ki ne? Hani ben Rabbim de demiyor. Siz ona Allah diye farz edin ki bakıyorsunuz. İşte Allah diye baktığınızı Allah diye görüyorsunuz orada. Öyle yargı çünkü bakın anlam öyle gösterir. Öyle göründür. O anlamla bakıyoruz Musa onun için bana görün demesi fazlaydı orada. Hani bazı bir şey yaparsın da bir şey koyduğun zaman fazla olur bozar onu. Bu yemekte de olur. Sanatta da bir resimde de olur. Bazen bir müzikte de olur. Fazla bir şey yaptığın zaman, bir dokunuş yaptığın zaman o dokunuş oradaki gerçekliği size kapatır. Bozarsınız. Ya Rabbi bana görün ya zaten görünüyor. Daha nasıl görünecek? Yani nuruyla görünüyor bir. Bununla da kalmamış. Efendime söyleyeyim. Ben Rabbül Alemim derken manasıyla da görünüyor. iki. Yani kendinde olan gerçekliğiyle de görünüyor. Benim ben alemden Rabbim derken de görünüyor. Nasıl görünecek daha? Kudret olarak mı görürsün? O ya Tur-i Sina'yı başlarına kaldırdı. Tık gene göründü. Daha. E dua ediyoruz duamıza icabet et. Eylemi mucib esmasıyla görür. Bak bu sefer hep yüklem aldı? Kendini gerçekleştirdikleriyle görünmeye başladı. Benim ben diyerek değil. O ben oldu. lan, nesneleriyle görünmeye başladı. Yüklem aldıklarıyla görünmeye başladı. Gene mi örtündük mü? Yani, turdan inmeye başlıyoruz yavaş yavaş. Toparlayayım bir bağlamda. Değer yargısaldır. Peki bu değer yargısallık içerisinde ben Tanrı diyorum ve Tanrı'nın varlığına dair i̇bn Sina gibi efendim Agustu şeyin kimdi? Aziz bir tane felsefenin babası vardı. Neydi? Skolastik felsefenin de babalarından. Şu aklıma gelmiyor. Her neyse velası kelam. Farz edelim ki onlar gibi Tanrı'yı ispatlamaya dair binbir türlü yerden gerekçe getiriyorum. Ataisti de getiriyor. Bakın nereye geleceğim? Ataisti de getiriyor. Nerede bulacaksınız bunun gerçekliğini? Aa gel, kanta geldin öyleyse. Niye? Kant dedi ki çelişkiler var. Çelişkilerden sebebiyet efendime söyleyeyim bir yerde durmamız gerek. Yani Tanrının varlığına dair ne gerekçe geride getirsin. Karşı argüman olarak da gene gerekçe getirilebilirler. Sen neyi söylüyorsun? Hassas ayar argümanı. Ben de tesadüfü söylüyorum. Sen neyi söylüyorsun? Efendime söyleyeyim. Vacibül vücudu söylüyorsun. Ya kardeş her şey birbirinin nedeniyken vacibül vücut ne? Her şey birbirinin nedeni bu alemde. Vacibül vücut dediğin üst bir gerçeklik mi var? Yani zorunlu bir varlık mı var ki de bunun üzerinde var olsun? İstediğiniz gibi bir argüman getirin fark etmez. Onun yası yani yadası diyeyim. Sen ya derken o ya da olacak. Yani sen bir şey söylerken seni ya yadaya düşürecek. Çelişkiye düşürecek bir şey çıkar. Veyahut da ne? Şu görmez misin alemde varlığını efendime söyleyeyim icra ederken bütün alemi de kendiyle var edene böyle dersin. Hadi oradan her şey tesadüf. Hani senin Tanrı? Denilecek bir vesveseyle de gelinebilir. Arkadaşlar bu niye bu kadar önemli? İkisi de değer yargısaldır. Birbirine karşıt olan her şey zaten değer yargısal çarpışır. Çatışkıya düşersiniz. Antonomi dedikleri şey bir şekilde. Dilim sürçüsü yani çelişkiye düşülür. Peki burada gerçeği nerede bulursunuz? Ya ya da da kaldınız. Ya ya da da kaldınız. İki tane sure bu bağlamda size söyleyeceğim. O iki surenin temel anlamını içerir bu. Yine gene ile karşılık. Ben vahiyle karşılık veriyor diye değil. Dersim ve muhatabım konusu İman eden şahıslardı. Bu bağlamda o iki surenin kendisini de söyle. Yoksa gerekmezdi. Onları da söylemeden sohbete devam edebilirdim. Ayetlere de uğramadan konuşulabilir. Salk böyle kavramsal felsefi de konuşulabilir. Ama benim dersim muhabbeti iman eden insanlar. O iman eden insanlar için bunu da konuşmak zor. Neydi? Yasin suresi ve Safat suresi. Birbirini takip eden iki sure. İman suresi şey Yasin suresi temel ilkesi imandır. Safat suresinin temel ilkesi ihlastır. Şimdi niye bunu söylüyorsun ya ya da da? Biraz önce Kur'an'a dair başka bir şey söylemiştim. Neydi? Bir, sonuçlardan konuşur. İki, sonuçları olan bir dünyadan konuşur. Yaşadıklarınızın sonuçları olan bir dünya olduğunu söyler. Ona göre yaşamanız gerektiğinin telkinlerinde bulunur. Üç, sonuç alınacak bir hakikatten bahseder. Arkadaşlar ya ya da da kaldığınız yerde ne yapmanız gerekiyor ki ya ya da'yı aşabilirsiniz. Yani ya ya da dolay. Bakın her bilmek dolayını bilmektir. Ya geçenlerde bir neden geldi. Arkadaş diyor <laughs> bilmek sadece diyor. <laughs> dolayımlı bilmenin dışında bir şekilde. Ya ya da'nın dolayımında bilmek, şunun dolayımında bilmek. La oğlum bilmenin kendisi dolayımlı bilmek. La ister ya ya da da, ister hemem de de, ister sibernetik, ister subklatif, istersen efendime söyleyeyim şundu bundu. Bilmek neden bağıntılılıkta bilmekse neden? bağıntılılıklarını bilmek hep dolayımlı bilmektir. Dil ile bilmek hep bir dolayımlı biliyorsun zaten. Yani nesnesiyle bile dolayımlı biliyorsun ya. Bilmek hep dolayımlı bilmektir. Nesnesiyle de gerçekleşirken do dil dolayımında dolayımlı biliyorsun. Onu bırak. Neden bağıntılarında bilirken hep dolayımlı biliyorsun? Şimdi böylesi bir bilme oluşu içerisinde efendime söyleyeyim. Ya ya daya geldik. Ne yapacaksınız? Yani neye karar vereceksiniz? Ateist de olabilirsiniz, iman ehli de olabilirsiniz. Farz edin çok böyle zeki bir adamsız. binlerce argüman getirdiniz Tanrı'nın Tanrı olduğuna, gerçekten var olduğuna dair. Yani. Hani Raziye bir tane kadın söylemiş ya, ey demiş, şer demiş, imam demiş, İmam demek daha doğru olur. Ey imam demiş, senin herhalde demiş bin tane şüphem var herhalde. Yani. Tanrı var. İmanı gaybi düzeyinde iman ederiz, yürürüz yani. Değil mi? Ha bu imanı gaybi. Amenna. Ama benim söylemek istediğim o değil. Kabul gene senin kabulündür. Bunu kafirin süresiyle de okuyabilirsiniz arkadaşlar. Senin dinin sana, benimki bana kardeşim. Hani ya yadaya mı geldik? Tercihe geldiniz demektir. Tercihte ne yaptınız? İmanı gaybı düzeninde kardeşim ya. Ben böyle iman ediyorum bana dokunma ya. Huzurumu bozma dersiniz. Çünkü bir konfor alanın vardır düşünmeye daha. Yürümeye devam eder. Ha diğeri de ateist olur vesaire o yürüyüşüne devam eder. Ha, birbirinizi de ikna etmeye de çaba gösterebilirsiniz. Ha ikna eder misiniz etmez misiniz onu da bilmem. Arkadaşlar ya ya da ya aşama mısınızdır halen? Benim demek istediğim o. Ya halen orada duruyor ya dası da orada duruyor. Nedir ki bunu aşmaya sebep? Yani o ya ya da tutup beraber mi yapacağız? Yani birleştireceğiz. Yeni bir oluşamı taşına. Atayız ataçlığında, ben benliğimde gel ikimiz de ben biraz ateist olayım, sen biraz dindar ol, ikimiz burayı aşalım mı? Veyahut da ikimizi beraber cem edecek yeni bir şeyden mi buluşalım? Ya beraber yaşamak için hukukta buluşuruz. Daha başka neyle buluşuruz? Ama fikir olarak buluşamayız. Ya ya da halen orada duruyordur. Peki nedir orada onu aşmaya sebep? Bakın biraz önce Kur'an üzerine söylediğim şey çok önemli. Sonuçları olan bir dünyada deneyime açık olan bir dünyanın içindeyseniz. Sonuçları konuşan bir tanrınız varsa, ve kendisinden sonuç alınabilecek bir hakikatiniz varsa ona dair. Kur'an'ın Yasin suresinde bir iman telkin edilir size. Orada iman ehli Habib-i Minatçar diye geçerler. Yani tefsiren Habib-i Minatçar olduğuna dair bir kanı vardır. habib Minatçar diyelim biz yine de. Olup olmadığı da önemli değildir. Olay Antakya'da geçiyor, şurada geçiyor. Bunların hiçbir önemli değil. Hani tefsir anlamında söylediğim şeylerin hiçbir önemli. Şahıs verilmiyor orada çünkü. Ey halkım diyor doğru olduğunu bilselerdi, değil mi? Orada bir ayet söyler. Hakikatten sonuç alınacağını gerçeğini ifade eder o. Bununla da kalmaz. Bak ya ya da açtığınız yer sonuç aldığınız bir hak varsa, hakikat varsa ya ya da açtığınız yerdesinizdir arkadaşlar. Size diyor bir de ateş veriyoruz diyor yaş bir odundan diyor ateş veriyoruz ağaçtan diyor ateş veriyoruz. Yani akli anlamda da bu alemi mümkün kılınmış olmuş gerçekliğinden bakarsanız. Ya kardeşim yakıyorsun ateş ateş. Ateş dediğim bir mucizedir ya. Öyle sıradan bir olay değil ha. Ve onu kullanabiliyor oluyorsun. Ya yani mümkün kılınmış bir varlık ortamındasın. Akli olarak bile düşünsen alem üzerinde iman edeceksin diyor. Ha illa orada mı duruyorsun? Ha o zaman diyor kusura bak. Apaçık bize bir de hasım kesilmiş diyor. Onu tutuyor atılmış bir meniden yanıtık bir de apaçık asımken. Yani yanın cenab Allah'tan baktığınız zaman yanın o itiraz, olumsuz unsal dediği Hegel vari söylersek olumsuz unsal tarafında kalıyor. Hani daha da ileriye götüreyim. Bakın Yasin Suresi'nde iman ile neye iman etmemiz gerektiğinin ifadesi bize şey eder. Sonuç alınacak bir hakikatte imanı gaybi düzeyinde olsanız dahi en sonunda sonuç alacaksınız der. Hiç yoksa bu alemde akli olarak bir şey iman etmiyorsanız olan alemde olup bitene size ikram ettiklerimize dair olması gerekenlere dair şeylerde. Efendime söyleyeyim eğer gerçekten iman etmiyorsan hiç yoksa Habibimin Minnatçar'ın emsali var gibi. Yani sonuç alacağınız bir hakikat var. Bu şu demek. Gelecek önünüzde duruyor ha haberiniz olsun. İtiraz da etmesen de hakikatle er gece yüz yüzleşeceksin demektir. Bakın bu çok önemli. Ama gene iman düzeyinde ya ya da duruyor orada. İyi birisi vesvese verdikten sonra Yasin süresini istediğin kadar özümse. Öldükten sonra bir hayatın olduğuna tanık olacaksın. Halen ya ya da burada duruyor. Saffat süresi burada o ya yadanın aşılma yeridir. İhlas süresiyle okunur. ilkesi pardon ilah süresiyle okunur diyor. İlah silkesiyle okunması gerekir sebep. Çünkü o eylem nedir ki? Pardon eylem nedir ki? İhlas nedir ki? Sizi eyler kılacaktır ve gerçekten kendisinden sonuç alınan bir hakikatin emsalleri verilecektir. Peygamberler verilecektir orada. Arkadaşlar orada peygamberlere verilenler söylenir. Biz İbrahim'e şunu şunu verdik, biz şunu şunu verdik. Orada kalkıp size yukarıdan birisi bir şey verdiği anlatmaz. Size anlatılan şey orada şudur. İhlaslı olup da imanı doğrusunda yaşayanlar ya ya da da kalmayıp da sonuçta hakikatten sonuç almış olmanın lütuf ve nimetleri içindedirler size emsal verirler. Artık sizin için ya ya da kalmamıştır. Çünkü artık Rabbinizi bizzati deneyim nesnesi olarak bulmuş ve bizzati deneyimlemiş olur ilkelerinde. Taviz vermeyen bir varlık olarak deneyimlemiş olarak bulmuş olursunuz. Sizin ya ya damız kalmaz. Tecrübe ettiğiniz varlık ya ya dası olmayan bir varlıktır artık sizin için. Bizzati onunla ilişkidesinizdir. Sonuçlar alıyorsunuzdur. İbrahim gibi, Nuh gibi ve diğerleri gibi kurtarılan, çocuklar verilen, imtihan edildikten sonra. imtihan dediğiniz nedir arkadaşlar ya? Ya ya dalarınıza düştüğünüz yerdir ha, Ya ya da imtihan olduğunuz yer ya ya da. Hani bir ayetle biraz destekleyin bunu. Ve hatta bir sınav, bugün sınav yoğunluğu başladı çocuklarda. <laughs> i̇mtihan ediliyor. Şimdi şıklar veriliyor kendilerine. Şimdi akli problemler de veriliyor. Akli problemi sonucunda şıkları değerlendireceksin değil mi? Tercihlerde bulunacaksın. Ama akli olanların sonucuna yani değerlendirecek, hani bilinmeyenlerden, bilinenlerden bilinmeyene doğru gideceksin. verilerden, verilerden ne anlatılmak istediğine doğru gideceksin. Efendime söyleyeyim, en sonunda şıkları cevaplayacaksın. Yine bir ya da içindesinizdir. İbrahim'in o rüyasını tatbik, evladını neredeyse kesme durumuna gelmesinden tutunda en basit anlamda şöyle bir ayet vardır. Oraya getireyim. Öyle bir vakit üzerlerinden geçti ki onların. Dediler ki, nebileri dahil. Dediler ki ben mahalan söylüyorum, metin şeyden Kur'an'dan net oldu. Hani Rabbin yardımı nerede? O ayetteki umutsuzluğu okuyabiliyor musunuz? Korkuyu okuyabiliyor musunuz? Rabbin yardımı nerede? İmanlarında ya yadaya geldikleri yerdeler. Şüpheye düştükleri yerdeler. Ya hakta kalacaklar ya da ya ya da. Nerede aşarsınız? Arkadaşlar teorik anlamda Rabbinizi bin bir defa isterseniz ispat edin. İsterseniz bilin. Hiç fark etmez. Onun karşı argümanları da karşınızda duruyordur. Ammenna. Nerede aşarsınız onu? Birebir ilişkide, deneyimsel anlamda birebir ilişkide, keşfi anlamda birebir, buluca dair birebir ilişkide ya ya dayı aşarsınız. Peki ondan sonra ne gelir? Neo neolar gelir. Ne alaka? Arkadaşlar ya ya dayı bitirdiniz. Hak bilgisini edindiniz ya. Sonuç aldığınız bir hakikatlesiniz ya. O sonuç aldığınız hakikate göre artık neyin ne oldu ne olmadığına bağlı olarak ne o ne o diyebileceğiniz hem o hem o diyebileceğiniz bir dünyanın içinde olabilirsiniz. Çiftlerin diye abi bak burada hem o hem oyu koruyabiliriz. Değil mi? Ama bak burada hem o hem oyu koruyamayız. Ne o ne o da diyebileceğimiz yer var. Aman ona dikkat. Bak bu ya sonra hem o hem o diyebileceğiniz bir dünya. Ve da örnek vereyim. Ayet-i kerimelerden örnek verirsem anlaşılır. Hem o hem oya. Diyor ki bir ayette eğer diyor evlenecekseniz mümin erkekler veyahut da mümin kadına mümin erkekler ve mümin kadınlarla evlensin. Sebep çünkü değer alanları çatışkılı olmaz hiç yoksa diyor. Ya bu yarın tatsızlık çıkmaz anlamında söylemiyor. Sebep çünkü farklı değer bütünlüğü olan insanlarla yaşamaya başladığınız anda diyor. Kendinizden olan tavizleriniz de olabilir. Onun da tavizdir. Önemli olan o değil diyor. Değer çatışkıları yaşarsınız diyor. Yani bir Hristiyan evlediğinizi düşünün. Çocuğunuz şizoid olur ya. Meyvanız da şizoid olur. Siz de şizoid olmaya başlarsınız. Hiç yoksa diyor birbirinizi destekleyeceğiniz, birbirinizi tamamlayacağınız bir evlilikte bulunur. Üstelik bir de örnek getirir. Köle birisiyle evlenmeniz dahi daha hayırlıdır diyor Müslüman olmasın. Mümin olması değil mi? O özgür Hristiyan veyahut da şundan her. Gidip burada Hristiyanlığı veyahut da Yahudiliği olumsuzlamıyor size. Olumladığı şey değer yargılarının ortak bir değer dünyası içerisinde var olduğunuz gerçeğiyle değerlendirilip ona göre yaşantınızı aynı ereye bağlı yaşantı içerisinde bütünleyeceğiniz insanlarla gerçekler yoksa parçalanırsınız. Aile parçalanır. Ya kaç tane hayat biliyorum ben böyle. Devam etmiyor, sürekliliği olmayan, sürdürülebilirliği olmayan. Bir tane iki tane değil. Çünkü aynı ortak dünyayı yaşamıyorlar. Daha da farklı bir yere götüreyim. Hani bu Hristiyanlığı şöyle de anlayın. Yani gidip Hristiyan Hristiyanlığını da anlamayın. Yani çok ender çıkar. Birbirlerini destekleyen, birbirlerini şey yapan. En basiti kültürümüze giderim. Kürt Türk evliliği, Çerkes Arap evliliği vesaire. Bak olmaz mı olur? Yani bütünlenmeler çok zordur ama. Ve hatta ne olsun? Sünni Alevi evliliği. Ya ne çatışkılar yaşanır. Ne çatışkılar yaşanır? Yeniden bütünlüğü olan bir dünya kurmak için. Ayet gene rahmet olarak geldi. Bu olmasın anlamında da net konuştuğu bir şey değil. Hani gidin evlenmeyin de demiyor. Açık bir kapı bırakıyor. Ama bak diyor sonuçları da olur ha ona göre. Çünkü aynı değer dünyası yok sizde diyor. Şimdi demek istediğime getireyim. Ha, hem o hem o olabilir. Ama ha dikkat. Hem hem olacağı yer böyle olsun. Ama diğeriyle de hem o hem o olacağın bir yerler vardır. Hani ticaretinde beraber ortak olabilirsin bir Hristiyanla. Değil mi? Bir Yahudi'yle. buna da cevaz var. İş yapabilirsin. Buna da cevaz var. Hem o hem o ticarette olabilir. Hem o hem o hukukta olabilir. Fikir dünyasında olabilir. Ne o ne o? Ben Hristiyan da değilim. Hani bazı akıllar çıkıyor. Abi Hristiyanlık, Yahudilik. Birisi mecazi, birisi efendime şey pardon, birisi teşbihi, birisi tenzihi. İkisini birleştiriyor musun? Lan oğlum etmeyin ya. Birisi tenzihi de değil, ötelere atmış. Allah'tan haberi yok. Bu kadar zulüm yapılır mı yoksa? Milletin ümüğüne basılır mı bu kadar? Yani. Ha birisi ne? E birisi de pagan. Şimdi ben ikisi mi olacağım? Teşbih dediğim ne senin? Ne o ne o? Ya Kur'an-ı Azimşan'da bunu Celle Celaluhu Hazreti, Hazreti İbrahim üzerinden söyler. Bu ne o ne o mantığından bir Bak ikisini tutup birleştirmez bir yerde, bir oluşa taşımaz. Ne o ne de o. İyice ayrıştırır üstelik. Neden? Hristiyanlar dedi ki, Yahudiler dedi ki İbrahim bizimdir. Veyahut da bak mealen söylüyorum yine. Hristiyanlar da dedi ki bizimdir. Değil. O müminlerden de. İkisi de değil. Başka bir tanımla getiriyor onu. Kendine aidiyette bir tanımla getiriyor. Ve Hristiyanlık ve Yahudiliğin Adem'den Hatem'e İslam'da nasıl bir kopma çizgileri olduğunu da işaret ediyor. Yani ikisini tutup bir yerde birleştiremezsin o zaman. Bakın bu ne kadar önemli bir şeydir. Ve hatta ne yapar? Ne cimrilerden ol, ne elini fazla sık, ne de elini fazla aç. Sonra yerinenlerden olmayasın. Arkadaşlar elini fazla sıkmak ne demek? Cimri olmak. Eski tabirler ne diyelim? Pinti. Pinti olmak demek. Pintilik neyi getirir? Milletin yermesini. Ya. Lan pinti adamın tekiydi falan değil mi? Bak yerinenlerden olmayasın. Sonuçta öyle bir bakarsın ki ömür geçer. Ulan oğlum bu kadar varlığın içerisinde haybeden yaşadık ha. Kendi kendini de yerebilirsin sonuçta. Pişman olursun. Bu kadar varlığın içerisinde. Hani bir fıkra vardır. İki tane cimri karı koca demişler ki ne? Hatun demiş ya gel demiş bugün demiş şeyin belini şeytanın belini kıralım demiş yani. Bacağını kıralım özür dilerim. Ne yapalım? Ya dedim şuradan bir soğan ekmek getir de soğan ekmek yiyelim. <laughs> Dünya varlık zenginde. Tamam demiş bey demiş bugün kıralım demiş. <laughs> İskoçyalılardan daha beter. İskoçyalılar cimrilikle meşhurdur. ve hatta neden? Derkine ki ne? Yani yerinler nereden olmayasınız da tabir etmek için söyleyeyim. Yani Safa süresini daha bitirmedim, bitireceğim inşallah. Her neyse velhasıl kelam hemen arkasından başka bir şey söylenir. <laughs> Der ki yerin nereden pardon. Peki cömertli şey, müsriflik, yani elini fazla açmak, müsriflik olarak tanımlanırsa değil mi? Elini fazla da açanlardan olma. Sebep? israf edenlerden olma, müsrif ödenlerden olma. Sebep? Sonra yerinenlerden olursun. Sen israf ederken boşa düşersin. Keşke yapmayaydım. Bu kadar israf etmeyeydim. Kendi kendine de Lan oğlum çarçur ettin gittin diye yerinenlerden dolarsa. Yani aynel yakin. Hak gel yakin. Yerinenlerden olacağını ayet tecrübesiyle bilirsin. Aslında ayeti yaşıyorsundur. İsraf yaparken gene ayeti yaşıyorsun. Ya güzel tarafı da şu. Müsrifken de gene ayeti yaşıyorsun. Cimriyken de gene ayet yaşıyorsun. Ama ayet sana şunu söylüyor. Bak ben sana bir sonuçtan bahsediyorum. Yerinenlerden olma sonucu. Ama olabileceğin şeyi de söylüyorum. Ne o ne o? O zaman ne ol? Cömert ol. Hani bazı akıllar alıyor. Müsrif. Şey neydi? Müsrif. Cimri. İkisi cömertlikler. Lan buluşmaz. Ne o ne o diyor. Varlıkta karşılığı yok. Ne o ne o? Neye bağlı söylüyorsun bunu? Çünkü cömertlik kendinde olan biricik bir ilkedir. O biricik ilke ne müsrifliği ne cimriliği içerir. İkisi cömertlikte buluşmaz. Cömertlik ikisine de aşkın durur. İkisi hiçbir zaman o olamaz. Onda buluşamaz. Bilmem anlatabildim mi? Hegel diyalektiğin nerede yanlışlar yaptığını görebiliyor musunuz? Doğrusaldır, doğrusal arkadaşlar, çift yönlü düşünmekten uzaktır. Ve anlamın doğasını bilmekten uzaktır. Anlamın doğası bilinmiş olsa böyle bir mantık güdülmez zaten. Böyle bir mantık yok çünkü. Ha, doğru sonuçla, doğru sözle söylenmiş olabilir. Bu onun yanlış olduğu bir yöntemliği ve anlamı doğasına dair oluşun, o çift yönlü düşüncünde de kopmaya dair kırılmayı bize göstermiyor değildir. Buna da dikkat. Her neyse, demek istediğimi toparlayayım. Ya yadaları nereden aşarsınız arkadaşlar? Hak olanla aşarsınız ya. Çünkü hak olan evrensel gerçekliktir. Hak olan sonuç verendir. Hak olan sonuç almakla kalmaz, kullanılabilir olandır, görüntülenebilir olan, tahakkuk eden, gerçekleşebilir olandır. Sonuç alırsınız, sonuç almakla kalmazsınız, o sonucu gerçekleştirirsiniz, kullanabilirsiniz. Bilimin bugün yaptığı o değil midir? Bir verinin gerçekliğini alır, onu bütün hayatta kullanılabilir kıldığı zaman ikinci bir gerçeklik alanı açar bize. Bir, onun kendinde gerçekliği, onun gerçekleşme gerçekliği. Nerede kullanılabiliyorsa sonuçlar verdiği gerçekliği. Aynısı tasavvufta vardır. Hakikatten sonuç alınır. O hakikatten alınan sonuçlar tasarruf olarak gerçekleşme olanağı verir. Nimet dediğimiz neydi? Hazreti Peygamber'in fırkay naciye dediği. Kur'an-ı Azimşan'da nasıl tabir edilir o fırkay Nimetine erenler, salihler. Fatiha'nın ilk ayetlerinden yani Kur'an'ın ilk ayetlerinden. Ne diyor? Ya Rabbi bizi nimetine erenlerin yolu üzere eyle. Yani nimetine erenler senden sonuç alanların yolu üzere. Gitti şiası da güme. Gitti sünnüsü de güme. Gitti alevisi de güme. Birisine ehli betle yoluyuz. Birisine sünneti vel cemaat efendime söyleyeyim Kur'an ve şey değil mi? Sünnet. Abi sonuç aldın mı? almıyorsun. Yetmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Ehli beyt üzerinden sonuç aldın mı? Hani nesnen ehli beyt olsun. Nesnen Kur'an olsun. Nesnen sünnet olsun. Sonuç alıyor mu almıyor mu kardeşim? Sen bana oradan gel. Bana nimet sonuç alanlardan bahsediyor. Diyor. Sen sonuç alıyor mu almıyorsun? Elinde aracın var ama kullanmıyorsun. Ne yapak yani? Aracını kullanmıyorsan o da değilsin yani. Yani o yolda değilsin. Ya ya da daha aşamasın orada ya. Arkadaşlar ya ya da açtığınız yerde hem hem nerede olması gerektiği ne o ne onun nerede olması gerektiğinin aklını bulmaya başlarsınız. Bu niye önemli? Anlam yargısaldır arkadaşlar. Ve iyi doğru güzel ile beraber değer yargısal bir dünyaya bizi eyler. Ve yoruma açık bir varoluş içerisinde. Bak yoruma açık varoluş, yaratıma açık varoluştur. Yüklem almaya açık varoluştur. Oluş içerisinde hangi anlama bağlı olarak yaşamamız gerekiyor sorusunun cevabıdır. Ya yadalara kaldığımız bir dünyanın içerisinde nereye tutunacağız arkadaş öyleyse? Bir metafizik gerçekliliği olan yani evrensel gerçekliliği olan gerçeklerin anlamlılığına tutunacağız, onları kavramlaştıracağız, tutunacağız. İki, öznel gerçekliliğin, efendime söyleyeyim, gerçeklik belirlenimleri neyse, neye bağlı bir varoluş içindeyse o varoluşa açık olup ve bilgisini edinmiş olarak gene metafiziktir bu. Bilgisine açık olarak nasıl yaşamamız gerektiğinin bilgisiyle yaşamaya çalışacağız. Ama bunların toplamında arkadaşlar ya yadayı da ya aşacağımız bir bilgimizin olması lazım. Bir anlamlılığımızın olması lazım. O ya da ya da aşacak hak bilgi neyse. Bir, hak bilgiyi Tümel gerçeklik olarak bulacaksın. Metafizik gerçeklik olarak bulacaksın. 2- Hak gerçeklik, evrensel gerçeklik olmanın haricinde pratikte sonuç anılabilir bir gerçeklikse sonuç alacaksın arkadaş ya. Yasin suresinde size gerçeğin hep önümüzde olduğu vurgulanır. iman denilir. Bak. Ölümün ötesi gerçek. Habibim Naccar'la söyleniyor. Hani tefsiren söylüyorum. Habibim Naccar değil de efendim kim olsun? Alexander olsun o zaman da. Efendim o olmasın da bizim Hasan Ağa olsun yani. Hasan Ağa o zaman orada yoktu da. Hani attım böyle. Yani kim oldu önemli değil. Önemli olan bize ölümün önümüzde olan bir gerçeklik olduğu, bunun haricinde arkasında yatan bir gerçekliğin olduğu. Bilse ki hakkım Rabbimin beni nasıl karşıladığını, nimete erdiğimi. Bak. Hep önümüzde duran. Size diyor atıştan diyor, bak ateşten diyor, rızık veriyoruz diyor ya. Ve bir atılmış meniden yarattık diyor. Atılmış meniden yarattık diyor bak. Atılmış bir suda yarattık diyor. Apaçık bir de kalkmış hasım kesiliyor. Yani kendisini kıldığımızı görmüyor. Yaratımı görmüyor. Duğla, hazlar. Tek bence dünyanın içerisinde yaşarken. O her şeyi gerçekleşen görüngülere aşkın üst gerçekliliği göremiyor. Peki üst gerçeklilik nesnel bir gerçeklik midir? Aristoteles'in bize getirdiği. Neydi o? Bir heyula var. Sabit bir tanrı anlayışı getiriyor bize. Değil mi? Bizim bu sudur teorisine vurduğumuz zaman ne yapıyor? Diyor ki efendim hareket etmeyen ama hareketin başlangıcı olan bir var. Lan yeri git diyesi geliyor adamın. Kendinde hareket olmayan nasıl hareketin sonucu olabilir? Harekete sonuç verebilir. Kendisindeki hareketlilik bütün alemdeki hareketliliğe sebeptir. Onun için dehr benim diye bir hadis-i var bir niteleme olarak, bir yükleme olarak. Arkadaşlar bakın buradaki en temel esas şu. Sonuç bakın ya ya da teorik bilgisinden ya yadalarından kurtulmak pratikte gerçekleşiyor yani. Kastetmek istediğim buydu. Deneyimsel alanda gerçekleşiyor. Yani ya ya teorik bilgisi neyse artık. Sana istediği kadar argümanlar getirsin. Pratikte sen karşılıklarını bulduğun bir gerçekliklesen. O gerçeklik sana açık. Çünkü gerçeklik açık olandır ya. Sana açık. Sen de ona açıksa. Birbirinizi karşılayan iki gerçeklik olarak buluştuysan. Ve artık sonuçlar alıyorsan. Hem felsefi anlamda biliyorsun. Metafizik anlamda o gerçekliğe tanıksın. Ustal anlamda. Bununla da kalmamış. Yani ilme yakinde kalmıyorsun sadece. Pratik anlamda da sonuçlar eda ediyorsan sonuçları elde edip de kalmıyor. Onu yeniden tahakkuk ettirme olanağı bulduysan kendinde. Bu sadece seninle de sınırlı değil. Birçok kişide de bu bir şekilde gerçekleşme olanağı ve gerçekleşiyor. Hem buna tanıksın hem de onların da sonuç almalarında tanıksın. Onlar da buna tanık. Birbirinizde de aynı oluyorsunuz bu bağlamda. Ha o zaman ya yadaları açmışsınız çoktan. Pratikte karşılığı var mı? Pratikte karşılığı olmayanın. İstediğiniz kadar. Teorikte şöyle yapın böyle yapın. Hegel vari olarak kantı aşmaya çalışın. Veyahut da Chopin kantı aşmaya çalışın. Veyahut da kim olsun Fichte ile kantı aşmaya çalışın. Romantikler olarak kantı aşmaya çalışın. Arkadaşlar hepsi ya yadanın bir parçasıdır orada yine. Pratikte göreceksiniz onu. Abi şimdi bir tanesi akıllı çıkar. Hegel zaten hareketin ilmini yaparken, diyalektiğini yaparken bunu kaz. Ya yanlış yöntem ne yapıyor arkadaş ya? Artık bunu anlayın. Yani. Evet, eyleminden kendisinde göreceğim de pratikten de benim kastettiğim gerçekleşen bir şey değil. Kendisinden sonuç alırken gerçekleşen ve yeniden gerçekleştirme olanağı bulduğumuz bir varlıktır. Yüklem almalara açık, yaratıma açık bir oluş içerisinde hep bir bilken bir kuvve, kendisinden sonuç aldığımız bir varlık. Bizzati gerçekliliği olan varlıktır. Gene Hazreti İsa'ya döndüm. Gerçek onda bütünlenir. Onda açık olur. Çünkü söz ve anlamın kendisidir. Anlamlılığın kendisidir. Düşüncenin o öyle bir tarafının güzelliğinin kendisi olarak tezahürdür. Ne diyor? Ya Rabbi diyor. Benden sonra zanna düştüler. Tespit var. Değil mi? Zanna düştüler. Yani batıla düştüler. Varsaydıkları bir itibar ettikleri bir gerçekliğe kandılar. Yorumladıkları bir dünyaya düştüler. Gerçekten koptular. Evet. Yorumladığımız bir dünya olmalı ama gerçekliğe bağlı olmalı. Evet, oradan başlıyor. Diyor ki eğer sen kendini böyle yorumlarsan, bu yorumlamaya bağlı olarak sen beni ben seni böyle bileceğim. Eğer diyor sen bağışlarsan, kendini böyle yorumlarsan, yüklem alırsan, affetmeyi efendime söyleyeyim aziz ve hakim olmayı yüklem alırsan ben de seni böyle göreceğim, böyle tespit edeceğim, bileceğim. Yorumlanmış her gerçeklik, kendine anlamlandıran yüklem almışlığa dair gerçeklik hikaye. O gerçekliği her tespit edişimiz yine analit neden bağıntılarını bir bilmeyi getirir bize. Bu bu kadar da önemli bir konu. Ve Hz. İsa'ya bir daha dönmek gerekiyorsa söylediği o kadar güzel şeydir ki ne diyor gene? Gene aynı ayeti zikretmek kaydıyla. Ya Rabbi, eğer böyle davranırsan bu şekilde görüneceksin. Eğer böyle davranırsan bu şekilde vücut bulmuş olarak bir kuvve, bir fiil, bir kuvve vücut bulacaksın. Madem öyle, bu gerçekliğe biz ne kadar açığız? Artık o ya yada yadalarda değiliz. Artık o bize rahmeti kendime farz kıldımlarla geliyor. İlkelerle geliyor. Gerçekleştirdiği nelerse o görünüş bulacağı nelerse öyle geliyor. Bunu yukarıdaki birini anlatıyorum olarak algılamayın. Bütün varoluşumuz bu gerçeklik üzeridir arkadaşlar. Yani ayet al, bütün varoluşa yedir. Hangi bağlamda? Yüklem almaya açık bir varoluş içerisinde insan, ötekinin de yüklem almaya bağlı olarak varoluşu içinde varoluşuyla beraber ortak ilişkilerde kendini var ederken, anlam değer dünyasında var ederken, benim yüklem almaya açık değişimim içerisinde, senin yüklem almaya açık değişimin içerisinde hep belirsiz bir geleceğe doğru gidiyoruz. Neye açıyoruz o zaman? Nerede neyi tutacağız? İlk tutunuyoruz. Bak rahmeti kendine farz kılan yine bize aynı yolu gösteriyor. İlk tutun. Yani selamet teslim. İlke adalet mi? İlke özgürlük mü? Hani burada özgürlüğü en temelde düşüncenin kendi olanağı olarak söylemiyorum. Düşüncenin kendi en temelde olanağı zaten özgürlüktür. Niye? Kendini gerçekleştirme eğer ki düşüncede. Kendini gerçekleştirme özgürlüğüdür. Bak onun kendini gerçekleştirme olanağını bu sefer özgürlük nitelemesiyle okuyorsun. Ki o olanak içerisinde var. Bunun haricinde ne yapıyorsun? Bak olağan bir şeyi söylüyorum. Kendinizi gerçekleştiriyorsunuz düşünürken değil mi? Kendinizi gerçekleştirme olana kendini gerçekleştirme özgürlüğü olarak buluyorsunuz. Ama sen ile ben var iken, sen ve ben var iken, ister sen ile ben, ister sen ve ben olarak var ol. Ya ister ya ya da diye, ister ya hem hem de diye var olalım ortak bir ilişkide, ortak bir değerde buluşmuş hem hem deler olalım. Bir mümin kardeş olarak hem hem olalım. Farklı sıfatlarımız var ama mümin olarak hem hem Evliyiz, kadın, erkek hem hem Değil mi? Dünya görüşlerimiz aynı değil ama müminliğimizde, müminliğimizde aynıyız. İtikat noktamız aynı. Efendim mesela ahlak noktamız aynı. Hem hem Ama ne bir Yahudi, bir vesaire ya ya Yani bütün varlık ilişkilerimizde, yüklem almaya açık varoluşun kendisini sabiteler ediniyoruz. Kimlikler ediniyoruz, isimler ediniyoruz ve varlığa o şekilde tutunuyoruz. Onun için Aristoteles'e buradan bir gidersek ne diyor? Hani sabiteleri olan bir dünyaya metafizik anlamda bize baktırır. Bu niye bu kadar önemli? Şu bağlamda varlığa tutunmayı bize öğretiyor. Kendisi böyle demiş değil. Ama benim size söylemek istediğim şey şu. Biz bir şeyleri isimle nitelendirirken sadece onun mahiyetini kendimize açık etmiyoruz. Aynı zamanda varlığa tutunma olanağını ediniyoruz. Ey Adem isimleri söyle derken sadece gerçekliğe dair gerçeği açık edip söylemiyor. Gerçek her açık edildiğinde nitelendiğinde ona tutunarak yol gitmemizi olanaklı kılıyor. Onun içindir ki ya ya da kaldığınız yerde, pratiğe geçmediğiniz sürece, pratikte o ya ya karşılıklarını görmediğiniz sürece, ya ya dalarınız orada durur, şüpheleriniz orada durur. İlla ve illa. Ya en basiti Gazali'ye selam olsun. Gazali'nin bize gösterdiği örnek çok önemlidir. Hangi bağlamda? Ya en son geliyor ya kardeşim böyle diyorsun sonuçta bu da var. Böyle diyorsun sonuçta bu da var. Bu ya yadaları nerede aşarım yani? Şüpheye düşüyor. Yani benim bildiklerim doğru mu diyor. Çünkü öyle bir düşünce var ki karşısında bir yayadası yok onun. Kendi içinde düşünürken onun farklı formasyonlarda gerçekleştiğini, farklı formasyonlarda da bağıntılarda da, bakın farklı neden bağıntılarında, farklı bir anlamında olduğunu gördüğü zaman ya diyor ben nerede gerçeği bulacağım? En son tasavvufa gidiyor. Tasavvufa gitmek ne demek? Talim etmek demek ya. Ya yadada kaldın ya, o ya yadada kaldığın hangisi gerçekse onunla karşı karşıya kaldın. Tanrı gerçek değil mi? Buyur hodri meydan diyor ya. 1400 seneden beri değil. Adem'den Hatem'e kadar. Ve Kur'an'la bize bir hodri meydanı var ya. Buyur diyor hodri meydan. Dua ettiğinin duasına icabet edenin bir hodri meydandır arkadaşlar ya. Yakin gelene kadar ibadet et bir hodri meydandır. Yusuf suresinde rüyaların dili bir hodri meydandır. Bugün bilime bir hodri meydandır. Niye? Bugünkü bilim efendim işte rastlantısal, elektromanyetik ilişkilerdeki, efendime söyleyeyim, dendrit ilişkiler yapan, nöronik ilişkilerde, efendime söyleyeyim, o spinsel böyle elektrik akışları içerisinde, ne oluyor? Rastlantısal bir şekilde rüya görülüyor. Bugünkü onu söylüyor. Kur'an onu söylemiyor. Rüyaların tabirini bildiğimiz zaman da, senelerden beri bir parça biliyoruz. Hayatta karşılıklarımızı gördüğümüz zaman da, ha diyoruz ya, zaten söylemiştir Rabbim. Bize konuştuğunu görüyoruz ya, konuşan bir Rabbim var sana. Ve her insana evrensel olan bir dil olarak orada duruyor. İmgenin anlam dili. Neden bağ? Bak rüya dediğim bir neden bağıntılı içerisinde var değil mi? Olay ilişki bağıntısında var. Anlam olay ilişki bağıntısında sana sunuluyor. İmgesiyle sunuluyor. Sen onun hayatta anlam olarak gerçekleştiğini gördüğün zaman aha diyorsun. Zaten o neden bağıntılığında söylenmek istenen buydu. Dilini biliyorsun artık. İmgede yüklü olanın, olay ilişki bağıntısında anlamlı olanın hayatta olay ilişki bağıntısında farklı formasyonlarda gerçekleştiğini görüyoruz. Rüyada ağladın, dünyada sevindin. Rüyada sevindin, dünyada ağladın. Başka bir yerde, hani tam tersidir anlamında da söylemiyorum. bu. Bazı rüyaların kendisi farklı anlamlara da geliyor anlamında. Kırmızı gördün, illa bir kaza bela hastalık var arkadaşlar. Mavi muhabbet var. Hani kırmızı, ma, yani aşkın rengi kırmızıdır diyenlere de uyuz oluyorum. <laughs> Vallahi. Ya oğlum manayı bilmiyorsanız bari konuşmayın. Ya, yani ya tecrübeniz yok. Tecrübeniz yoksa hiç dilinize getirmeyin. Cahil olduğunuzu söylüyorsunuz yani. Her neyse velhasıl kelam demek istediğime getirin. Buna kısa üstü kapalı örnekler değil. Aşker bazı şeyleri söylememin sebebi şu. Yani kendine ait bir dili var arkadaşlar. O dili gerçekleştiği zaman gördüğün zaman. Bak gerçekleştiği zaman. Rüyaların bakın şöyle söyle. Rüyaların bir anlamı var mı yok mu? Ya ya da. Bilim böyle söylüyor. Dinin de diyor anlamı var. Ya ya da da kaldın şimdi. Bilim rastgelelikte tezahür ettiğini söylüyor. Sen de, de dinin diyor ki ya rastgelelikle tezahür etmiyor ya. Senin kolektif dediğiniz o bilinçaltı var ya. Sizin o toplumsal ilişkilerinde dediğiniz bilinçaltı var ya. Benim size yüklü kıldığım manalar var ya. Potansiyelleriniz var ya. Hepsinin bütünlüğünde kültürel olgularınız var ya. Hepsinin bütününde sana konuştuğum bir dil olarak rüyalar var. Bak, biri dil olarak bir rüyalar var. Şimdi Rabbiniz böyle söylüyor. İman ehliyseniz Rabbinizin söylediğinize şey diyor. İman ehli olmayan bile rüyaların dilinin peşinden koşar. Ayrı bir mevzu. Ama bilim de diyor böyle. Bilimin öyle demesine rağmen inananı da iman etmeyen ya dün gece şöyle bir rüya gördüm. Adam ateist bile olsa ya şöyle bir rüya gördüm. Ya Ruhumuz biliyor arkadaşlar. Ruhumuz bir anlamlılığı var onun. Onun için o soru vardır. Rüya gördüm. Aslında o rüya gördüğümün sorusu, şey sözü bir soru olarak telak edilir. Niye? Çünkü ne anlama geliyor? Bunu niye söylüyorum? Rüya var önünüzde. Ya ya da. Gerçekten anlamlı mı, anlamsız mı? Ya ya da. Pratikte karşılıklarını görüyorsan anlamlı. Bitti. Bilimin söylediği orada kalır. O bilim yarının dünyasında ha meğersem biz böyle zannediyorduk. Aslında bu böyleymiş derse oraya gelir. Ha onu demiyorsa o demediği sürece hala yanlıştadır. O bilim bilim değildir. Sadece nesnel anlamda böyle gerçekleşiyor onun bilimini söylersin orada. Nesnel anlamda rüyalar böyle gerçekleşiyor. Bu kadar komplike bir oluşun içerisinde rüyalar anlamsızdır ya. Diyebilir adam. O onun yargısıdır. Bak o bilim değildir onun nasıl gerçekleştiğini söyle. Sen o zaman bilim yapıyorsun. Onun rastlantısal olduğunu, anlamsız olduğunu söylediğin anda bilim yapmıyorsun arkadaş. Sen bana onu almış yorumlamış olarak geliyorsun. Üstelik beni bir ya ya da, da bırakıyorsun. Benim dilim bunu söylüyor. Sen onun nesnel gerçekliğini bana söylemek yerine rastlantısal diye bir yargı koyuyorsun. O yargıyla beni ya da ya da, da bıraktın şimdi. Neyle aşacağım? Ama ben rüyalarını dilini kısmi de olsa, çok da olsa kısmi de değil. Çok da olsa biliyorum arkadaş. Yani o bilmem ne de biliyorum ki rüyalarım gerçekleştiği zaman ha diyor karşılıklarını da gördüm. Bir uydurma da değil bu. Hani böyle gördüm de böyle oldu filan filan değil. Bizzati böyle bir değil yüzlerce tecrübe. Yani bir imgenin yüz değil yüzde bakın bir değil yüzlerce tecrübesi varsa o olduğuna dair o artık tamam. Bu anlama geliyor, bu anlama geliyor, bu anlama geliyor sabitelerine ediniyorsun. Bilmeye dair sade. Gerçekliğe dair her bilme bir sabitedir artık sizde. Artık onunla yol yürürsünüz. O sizin bir sonucunuzdur. O sonuca bağlı olarak da gerçeklerinizde sonuç almalarınız devam eder. Ha, yorumlamaya bu böyleymiş, bu böyleymiş diye devam edersiniz. Artık yorumlama da değildir o. Bilmektir o. Yorumlamıyorsunuzdur. Bu böyle olacak, bu böyle olacak diye kesinlikle bakmaya başlarsınız. Vallahi öyle oluyordu. Yani dün akşam şunu gördüm, tıp bir bakıyorum, o akşam değilse, o hafta değilse, pardon o gün değilse, o hafta içerisinde birebir gerçekleşme. Tanrı'ya Rabbim söylemişti diyorsun. Şimdi bu bende artık rüyaya dair bir yayadayım mı içeriyor? Değil. Gene döndüm, ya yadaları teorik olarak her zaman hiçbir şekilde aşamıyorsunuz. Ha yani dilim sürçtü nasıl anlarsanız. Aşamıyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz kadar bin tane argümanla gelin. Başka birisi yeni bir kulp tutar. Oradan devam eder. Bir söz söylüyorsanız. Bir, varlıkta ve varoluşta karşılığını göstereceksiniz arkadaşlar. Aynı Cenab-ı Allah gibi. Kur'an-ı Azimşan'da ayet dediğiniz şey varlıkta ve varoluşta karşılığı olan. Sen görmüyorsan o körlük senindir, o akılsızlık senindir arkadaş. Cenab-ı Allah seni muhatap alıyorsa, senin o akli olan yeterliğine göre diyor ki, ne ben varlıkta ve varoluşta karşılığı olanı söylüyorum. Enfüste ve afakta bunu göstereceğiz, ayetlerimizi göstereceğiz derken dahi bunu kasteder. Ayetin kendi kavramsal anlamı dahi bunu ifade eder. Ayet ne demektir? Delil demektir. Delil demek ne demek? Yani bir şekilde karşılığı olan demek ya. Usal karşılığı olan. Usal karşılığı olup da üst gerçeklik olarak tanık olmamız gereken şeyi işaret eder. Ayet dediğim budur. E varlıkta ve varoluşta karşılığı olanlar üzerinden kendini gösterir Cenab-ı Allah. Ve Kur'an termolojisi bir daha söylüyorum. Temel ilkesi aylak, tevhid, efendim hukuk vesaire ilkeleri içermek kaydı. En temel ilkesi değer ilkesidir. En temel ilkesi ahlak ilkesidir. En temel ilkesi tevhid ilkesidir. Bu diğer ilkeler bunların alt ilkeleri olarak şeyler. Ama disiplin olarak kura sonuçları olan bir dünyada, sonuçları olan bir yaşamın içerisinde, sonuçlardan bahsederken sonuç anlayabilecek bir hakikatten bahsetmiş olarak önünüzde durur. Hodri meydan çeker onun için size. Buyur. Ya yadaları aşacağın yolu da göstermiş olur sana. Bakın bu o kadar önemli bir şey. Anlam yargısaldır dedik. Evet yargısal olan şeylerin gerçekliğine dair nasıl bir durumda olmamız lazım denirse eğer. Ya yadaların üzerinden hiçbir şekilde olmuyor. Arkadaşlar ben buna bardak dedim ya. Bu gerçek midir değil Abi sen niteliyorsun bunu bardak diye. Aslında o seramik. E tamam işte bardak formunun seramik hali. Yani tözü ne olursa olsun form olarak olanı kastediyorsun. İş göreni kastediyorsun. Yani bardak olan bunun niteliksel olarak bir karşılığı var. Bununla kalmış işlevsel bir karşılığı da var. Bunu kastederek bardak diyorum. Efendim bir isim olarak bu sadece bir gerçeklik değil. O ismin ne karşılıyorsa onun gerçekliliği bunda olduğu içindir ki ben bardak demiş oluyorum. Ama sen bunu böyle söylemene rağmen adam tutar bardağın bardak olmadığı. Bardağın aslında bizim sadece yakıştırma olduğumuz. Vesaire vesaire. Kırk dereden size su getirir. Aslında bunun bir gerçeklik olmadığı, Sen sırtını döndüğün zaman aslında hiç olmadı. Buna dair affedersin saçma sapan hani oyun teorilerinden itibaren yine, evren teorileri vardır. Saçma sapan yere kadar gider. Arkadaşlar bir yerde tutunmanız lazım. Pratikte karşılığı olan yanıltıcıysa diye dedi gelebilir. Evet olabilir. Yani sen hak olanı söyledin. Ya ya dayı söyledin. Evrensel olanı, metafizik olanı aşmamız gerektiğini de söyledin. Ama o metafiziksel olanı dahi söylesek gibi ya ya da kalacak yeni argümanlar çıkabilir. Ya yani insanoğlu bu. Öyle bir akıl vermiş ki cenab Allah illa onun yasını karşına koyar. Tamam. Metafizik olana eyvallah eledik diyelim. E ne yapacağız? Metafizik olanın elenmesi demek zaten ya yadanın altından sizin zemininden kalkması demektir. yani başka bir açıya döndünüz demek. Ama yok metafizik olanı elemedik. Ya ya da duruyor. Siz onun varlıkta ve varoluşta karşılıklarını tecrübe etmeye başladınız. Abi eğer tecrübe ettiklerimiz yanlışsa. Tamam kardeş. Hadi ona da kani olduk. Sonuç alıyorsan, sonuç aldığın şey yanlış değildir. Abi sonuç aldığın şey bireysel anlamda senin yanlışınsa. Tarihsel olarak benim gibi bir değil binlercesi varsa. Ha o zaman bir değil binlercesi için gerçek olan bir şey var. Efendim o da yanlış olsun. Attım. Sonuç aldığım şeyi kullanıyorum abi ben. Anlatabildim mi bilmiyorum. Ben sonuç aldığım şeyi kullanıyorum. O kadar eminim varlığından. Geçmiş olsun. Sonuç aldığımı tasarruf halindeyim. O zaman geçmiş olsun. Bugün bilimin yaptığı da inandırıcılık burada değil midir? Veriye dair sonuçları bilgiye çevirir, değerlendirir. Bunu kullanan nesnesi kılar, sonuçlar yeni gerçekleşme biçimlerine çevirir. Bu gerçekleşme biçimleri bize sonuçları olan bir dünyada olduğumuzu gösterir. Ve artık biz bilimi din olarak iman ederiz. Bilim. Abi bilim ne diyor? Tamam. anlatabilirim Aynısı Aynısı tasavvufta var kardeş. Ben tasavvufu bilimle örtüştürmüyorum. Tasavvufun kendisi zaten bilimsel. Sonuç alınabilir ya hakikaten sonuç alırsın. Bana seni gerek seni de yola düşersin. Aşkınla, muhabbetinle, ibadetinle, zikrinle, riyazatınla neyse artık yöntemlerin sonuç alırsın. Almakla kalmazsın. Bak almakla kalmazsın. O sonuçlar sende nimet olarak tezahür eder. Tasarruf olarak tezahür eder. Abi ya bir kişi iki kişi. Ya oğlum bir kişi de olsa, on kişi de olsa, yüz kişi de olsa o gerçekliğin belirimidir işte. İstediğin kadar inkar et. O o gerçeklikte yaşıyordur artık. İster kabul et ister et. Ha bize düşen bir vazife herhalde. İşte bunu bu şekilde kavramlaştırıp arkadaş işte sizin baktığınız o çok nesnel nesnel dediğiniz yerin böyle bir öznel tarafı var. Böyle öznel sonuçların olduğu bir taraf da var. İstediğiniz kadar inkar edin. Belki yarının dünyası buna daha çok tanık olacaktır daha çok bunu kişiselleştirmeden efendime söyleyeyim daha nesnel bir düzeyde okuyacaktır. Ya kadim bilgelik tarihi dediğimiz evliya tarihimiz var ya. Ağzıyla tutsak keramet olan pardon ağzından tükürse keramet olan insanlarımız var ya. Biz ne zaman unuttuk bunları? Hikaye oldular hepsi. Mesela nedir arkadaşlar? Bir daha söyleyeyim. Hani Gazali'ye selam olsun dedi ki o sarayı tamamlayayım. Selam olsun tasavvufta buluyor en sonu. En son ne diyor biliyor musunuz? Şunu söylüyor. Rabbimin bana verdiği iyi nura bakın bir nur ile diyor ben onları açtım. Emin kıldı. Değil mi? Emin kıldı beni diyor. Ya yadaları diyor öyle Yani pratikte diyor bak Rabbimin nuru. Peki Rabbinin nuru ile ne, buldun kardeş? Müminin ferasetlisinden korkunuz o Allah'ın nuruyla bakan. Pratikte karşılığını alıyor. Halktan sonuç alıyor. Haktan sonuç aldığı için hak ile bakmayı görüyor artık. Hak ile baktığı zaman artık ya ya da yaşıyor o da bir sonuç almak. Ben bunu biraz daha da basite indirgeyeyim ya ya da. Yani gazalinden şeyle bakarsak nerede aşarsınız bunu? Arkadaşlar hiçbir zaman bakın bütün anlatılar bir daha toparlayayım. Bütün anlatılar hangi düzeyde olursa olsun, hangi mertebelerden konuşursa konuşulsun, hangi teorik bakışlarda olursa olsun, teorik olanın her zaman her zaman ama Ya yadası vardır. Pratikte karşılığı olanın ya yadasını aşma olanağı vardır. Pratikte karşılığı olanın şüpheye dair gerçekleşme biçimleri ortaya çıkarsa. Sonuç bakın. Sonuç aldığınız bir hakikat olarak orada duruyorsa. Ve halen şüpheler varsa. Sonuç aldığınızın nimet olarak sizde tezahürü varsa artık ya yadaları aşarsınız. Yok aşmadınız mı? Hazreti İsa'nın ahmaktan kaçışına döner o iş. Allah da sizden kaçar. Hani bu kaçışı, varlıksal bir kaçış olarak söylemiyorum. Yani manevi olarak bir nitem, yani teşbih daha olmaz. Yani bu kadar verdik, bu kadar yaptık, bu kadar ettik. Ulan sen hala ahmaklıkta kalıyorsan sana geçmiş olsun, senin yolun sana. Hani unutturduklarından eyler. İndirdiklerinden eyler. Azazili düşünün, ya Allah'tan sonuç almış bir varlıktan bahsediyorsunuz ha. Sadece biz bunu tasavvuf literatüründen de baksanız, felsefeden de baksanız, onu teolojik bağlamda ele alan her konu bilmeye dair ne kadar yetkin olduğunun üzerinden ele alır. Hiç Allah'tan yani sonuç aldığı üzerinden bakmaz. Ya yani melekler seviyesine gelmiş bir cinden bahsediyorsunuz bir. İki, bununla da kalmış cennet mertebe. Yani nimete ermiş. Tasarrufa altında artık. Yani Allah'a dair sonuç almaları var. Ve sonuç almaları kullanım nesnesi kılıyor artık. Nimete ermiş bir kişiden bahsediyorsunuz. Ahmaklığına doymasın. Sonuç ne oluyor? Geçmiş olsun. Onu yap, bunu yap, bunu ver, bunu ver. Ama bir bakıyorsun, bir emre taaz. Hadi bakayım. Geçmiş olsun. Ama azazil deyip geçmeyin. Halen iman eyle. Ya Rabbi diyor ya. Ve Kur'an-ı Azimşan'da söylüyor. Ne diyor ayet? Ya Rabbi diyor. Ben bunlardan elime ayağımı çekmişim. Bunlar azmış. Çok azmış hani. Azdırtmak için uğraşan azmışlardan şikayetçi. Elimi ayağımı çekmiş. Peki elini ayağını çekmişleri kim? Ayette gene onun cevabını verir. Ya Rabbi diyor ya. Adamlar ya Rabbi bile demiyor çünkü. Onun tecrübeye dair ya Rabbisi var. Onun Allah'ın varlığına dair ya ya da su yok. Ya yani şeytan dediğimiz ana karakter olarak Azazil'in dahi Allah'a dair ya ya da su yok arkadaşlar Kur'an termolojisinde. Kur'an'a gittiğiniz zaman şeytanın Allah'ın varlığına dair ya yadası yok. Çünkü pratikte ondan karşılık almış, sonuç almış. Bununla kalmamış, tasarruf eli, nimet ehli, cennet ehli olmuş. Elini ayağını çektikleri kim? O yarabbi diyor. Halen karşılığı var. Düşmüş olmasına rağmen karşılığı var ya. Peki yarabbi demeyenler? Yok. Bununla beraber vahşet üretenler kimden elini ayağını çektiğini o ya Rabbi sözü verir bize. Yani ben düşmüş olmama rağmen ya Rabbi diyorum ya. Bunları boş ver yani. Anladık. Bakın bu konuştuğum ne şeytanın kendisi ne o kendisi ne o kendisi. Ya ya da ya dair anlam nitelemesinde, ya ya da dair anlamın gerçekliğinin, gerçeğe bağlı belirlenimlerinin, açılımına dair neredeyiz? Nerede olmamız gerekiyor? Eğer bunu bilmiyorsanız ya yadalarda kalırsınız. Yarın oturursunuz bir arkadaşınızda. Size gelir bir yeri sağdan girer, bir soldan girer, bir yukarıdan, bir aşağıya. Lan oğlum biz Allah'm Allah mallah diyoruz lan. Bu efendi dediğimizde, şu da dediğimiz de, bize senelerden beri konuşuyor ama bunun böyle de bir tarafı var ha. Allah ekber. O zaman sen efendinin ne söylediğini senelerden beri anlamadın. Sebep? Gene o ya yadada kalmışsın. Pratikte Sonuç almana rağmen, pratikte karşılıklarını görmene rağmen, pratikte isteklerinin bile yerine gelme nimetine ermesine rağmen sen hâlen da kalırsan artık diyecek bir şey yok. Ben de İsa gibi kaçarım. Yani olan bu olur yani. Almaktan kaçıyor gibi biz de kaçarız yani onun gibi. Bu olur yani başka türlü olmaz. Ve Allah şu ayeti ondan sonra bizim müstahak eylemez. Hangisi? unuttuklarımızdan diyor böyle geriye attıklarımızdan demektir bu. Geriye attıklarımızdan. Bizi unutanlardan ve unutturduklarımızdan, unutturduklarımızdan ve unuttuklarımızdan. Hani tam şeyini mealini bilmiyorum özür dilerim oradan net okursunuz Kur'an'dan. Yani geriye attıklarımızdan, aşağıya düşürdüklerimizden. Allah biz onlardan eylemesin. Bir ayet daha söyleyeyim bu bağlamda. Diyor bazı yok diyor onlar taş gibi olamaz. Niye? Nince taş vardır. İçinde abi hayat vardır diyor. Hayvan gibi olamaz diyor. ya Hayvan hiç olsa tinetini yaşıyor zikri ilahide. Vazifesi neyse onu yaşıyor Esma-i Onlar diyor taş gibi bile olamaz. Yani iblistirler. Fıtratını bile yaşamıyor Yani. Bugün konuşmak istediğim konu net olarak bir parça. Anlam konusundan itibaren. Yani anlam nerede başlıyor? Nedir? Ne değildir? Anlam gerçeklik belirlenimidir arkadaşlar. Her ne ki neden bağıntılar içerisinde gerçekleşiyor? Yüklem almaya bağlı gerçekleşiyordur. Her ne ki yüklem almaya bağlı gerçekleşiyor. Yüklem alanın hem nesnesi hem öznesi olması itibariyle anlamlı kılınan kendi varlığının, yaratıma açık olan kendi varlığının gerçekleşmesiyle ilgilidir. Eğer anlamdan bahsediyorsanız anlamın da yüklem alınmasına bahsediyor ve anlamın yüklem alınmasına bağlı olarak değişim içinde olduğunuzdan bahsediyorsak Yaratıma açık değişim içerisinde var olan bir öznellikten bahsediyoruzdur ki... ...bu değişim içerisinde neye tutunacaksın anlamlılığa dair? Konuştuğumuz bugün buydu. Yani size özet yaptım. Uzun bir özet oldu ama olsun. Kısa bir özet oldu aslında. Ama tam özet oldu. Neresine tutunacağız bu anlamlılığa? Teorik olarak neyi söylerseniz söyleyin. Her zaman teorik anlamda onun karşısında yeni bir teori olarak yeni bir argümanlarıyla ve gerekçeleriyle bağlı ifadeler bulabilirsiniz. Ama pratikte karşılığı olanın, varlıkta ve varoluşta karşılığı bulunanın, kendisinden sonuç aldığınız bir hakikatin ya yadası yoktur arkadaşlar. O hakikate bağlı olarak hem hemdeleriniz olur artık ne o ne olarınız olur artık. Bu neyi getirir? Bir ayetle toparlayayım. Sizde hem özgüven getirir hem efendime söyleyeyim sizde bir karakter oluşumuna sebep verir özgüvenle beraber. Ayet şu o müminler vakur yürürler. Onların ya yadası yoktur arkadaşlar yürürler. Hem hem deleriyle ya yadalarıyla ya pardon, ya yada diyorum. Ne ne deleriyle? yürürler arkadaş. Ne o ne o hem hem deleriyle yürürler. Neyi hem hem de yapacaklarını ne o ne o diyeceklerini bilerek yürürler. Onlar yeryüzünde vakur yürür. Çünkü onların ya yadası yoktur. Onlar Allah ile yürürler. Başka bir şey de gerek yok. Emindirler. Sonuç aldıkları bir hakikatleri vardır. Onun içindir ki hakikate talip olanın hakikat bağlamında muhatabı düşünmeye dair doğa değildir. Muhatabı Tanrı'dır. Onun içindir ki Kur'an-ı Azimşan'da düşünenin, bir daha söyleyeyim düşünenin düşündüğü her neyse cevabını verecek olan iç dünyadan anlamlılığa dair olarak cevap vereceğini yine Tanrı olduğu söylenir. Meğer süresi de onu özetler. Soran sordu der. Ve cevap verir Rabbül Alemin. O zaman sorun. Cevap aldığınız yerde gene sonuç aldığınız bir Allah vardır. Sorun. Cevap aldığınız yerde yeniden sonuç aldığınız bir Rabbiniz var. Ne mutlu size. Ben öyle düşünürdüm. Ne mutlu bize. Sonuç aldığımız bir Rabbimiz var. Selamun Aleyküm. Gelecek hafta toparlama yapalım. Bu sene boyunca ne konuştuk? Ne konuştuk arkadaşlar? 30 küsur sohbet etmiş. 2,5-2 i̇ki iki saatlerden ne konuştuğumuzu toparlamak çok zor olacak. Gene bu anlamlılık düzeyinde toparlamaya çalışacağım. Ne yapmaya çalıştık? Ne etmeye çalışıyoruz? Hem tarihsel anlamda bana hatırlatırsanız hem de literatür anlamında tarihsel gerekçeleriyle beraber literatür anlamında bana hatırlatırsanız hatırlatırsan çünkü bir hafta boyunca o kadar şey dönüp duruyor. Bak diye yüklem alıyorsun abi de değişiyorsun. Bir hafta boyunca efendime söyleyeyim bu değişim içerisinde unuttuklarım olabilir ama hafta sonu inşallah burada bana hatırlatırsanız tarihsel perspektiften bugün ne yapmaya dair ne diyoruz ne demiyoruz bir toparlar bu senenin özetini de geçmiş oluruz inşallah. İnşallah. Allah'ın selamı üzerinize olsun.